ekranlarından hepinize ak saygılar, mükerrer sevgiler efendim. Son derece sıcak geçen bir Kurban Bayramı tatilinden sonra gerçekten yine sıcak ve hararetli bir gündemle karşınızdayız. Sizler hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Nasıl geçti bayram? İyi geçti. Güzel geçti. Peki. Sağ olun. Geride bıraktığımız haftanın gündeminde neler vardı? İsterseniz birlikte bir göz atalım. Hem de seyircilerimize de hatırlatmış oluruz. Ankara-Moskova arasında ilişkiler pekişiyor bildiğiniz gibi. Stratejik ortaklık mesajları verildi. İdlib'e yönelik çözüm arayışları devam ediyor. ABD Trump'ın azini konuşuyor. Başkan Trump az edilirsem ekonomi çöker diye biliyorsunuz. Tehditler savurmuştu ama ABD gazetelerinde Trump için sonun başlangıcı geldi yorumları yapılıyor. Hatta Time dergisinin son sayısında Trump'ın boğulmak üzere olduğunu anlatan bir kapak kullanıldı. Süreci birlikte değerlendireceğiz. Devam edelim. ABD-Çin arasında ticaret savaşı şiddetleniyor bildiğiniz gibi. Sadece ticaret savaşı demişken ABD Hazine Bakanlığı Rusya'ya da yeni yaptırımlar getirdiğini açıkladı. Hatta İran'a da yaptırımları var. Avrupa'nın 3 büyük hava yolu şirketi İngiliz, Fransız ve Hollanda Hava Yolları Tahran seferlerini durduracağını ilan etti. Demek ki mesajlar bazı yerlere fena gidiyor. Biraz geri adımlar var galiba. Bütün bunları da konuşacağız. Dönelim Türkiye'ye. ABD'den Brunson hakkında bir açıklama daha geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Brunson koşulsuz serbest bırakılırsa krizin anında biteceğini söyledi. Yani adamlar şöyle diyor, size yönelik ekonomik saldırının arkasında biz varız. Yunanistan'ın darbecilere iltica hakkı vermesi Ankara'nın bildiğiniz gibi büyük tepkisine neden oldu. Gelelim tekrar içeriye. Hatta biliyorsunuz Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler son derece renkli geçti. Fırat Kalkanı'nın ikinci yılı vesilesiyle terörle mücadelede gelinen başarılı nokta değerlendirildi. Aslında gündemde çok başlık var ama biz sohbeti İdlib'den açalım. Ne dersiniz hocam? Evet. Peki, çünkü Suriye Savaşı'ndan sonra savaşında son perde İdlib'de kapanabilir. Evet. Değerlendirmeleri Suriye içinden aslında başlayalım. Türkiye, Rusya, İran üçgenini sonra değerlendirelim isterseniz siz de uygun evet. Görseniz. Biliyorsunuz İdlib muhaliflerin elinde kalan son kent ve söylenen o ki Esed rejimi Eylül'de muhaliflere saldıracak. Soruları cem ederek devam edeceğim ben burada. İlk sorum şu, Esed Suriye'de kontrolü ele geçirebilir mi? Öte yandan 7 yıllık Suriye savaşı süresince biliyorsunuz Esed rejimi muhaliflerle birlikte çok görüşme yaptı. Ama görüşmelerden bir şey çıkmadı. Ve bugün muhalifler büyük ölçüde İdlib'e sıkışmış durumdalar. Ve şurası net, Esed kendi burnunun dikine gidecek ve muhaliflerle bir ortak yol aramayacak. Ne dersiniz, Esed'in planları ne olabilir? Mesela Esed'in kafasında Suriye için nasıl bir akıbet var? İsterseniz içeriden başlayıp sonra ittifaklara dönelim. Evet, öncelikle tüm seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ve aynı zamanda bugün ve bugünle başlayan bir hafta Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri açısından son derece önemli bir hafta. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da katıldığı Malazgirt Meydan Muharebesi'nin bir yıl dönümünü kutluyoruz. Coşkuyla kutladık. Aynı zamanda da büyük taarruzun başladığı bir gün bugün. Ve 30 Ağustos'ta da zaferle taşlanan ve ülkemizin tam bağımsızlığa kavuştuğu bir sürecin de başlangıcı. İki önemli tarihi bir arada kutlamış oluyoruz. Bu arada tabii Suriye'de gelişmeler bütün hızıyla cereyan ediyor. Burada özellikle Esad'ın Suriye'de Rusya ile birlikte attığı adımlar Suriye'deki sürecin artık yavaş yavaş sona doğru gelmekte olduğunu işaret ediyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen gün Trump iki açıklama yaptı. Suriye'ye verdiğimiz 200 milyon dolardan da vazgeçtik. Bunu Suudi Arabistan ve ilgili ülkeler karşılaşsın. Aynı zamanda Filistin içinde vermeyi taahhüt ettiği 200 milyon dolarlık bir yardım vardı. Onu da kaldırdığını ifade etti. Dolayısıyla Amerika buradan biraz çekilmiş gibi görünüyor ama gerçekte öyle değil. Burada ben İdlib'i Suriye Savaşı'nın 7 yıldır devam eden bu savaşın askeri harekatta tabir vardır doruk noktası olarak görüyorum. Yani bu savaşın ya bitecek ya bu savaş gene yayılacak. Çünkü şu anda bütün buradaki unsurların hepsini İdlib'de görmek mümkün. Kimler var burada? Sadece Ruslar, sadece Suriye ordusundan kalan unsurlar
İranlı buraya sağlayan, destek sağlayan unsurlar veya Deirizor'dan veya Hama'dan, Guta'dan buraya yönlendirilen muhalif unsurlar, sadece bunlar değil, IŞİD'in uyan hücreleri aynı şekilde ülkenin çeşitli yerlerinden göçe zorlanarak yine Esed karşıtı buraya gönderilen yerli halk. Çünkü 1,5 milyon yakın bir nüfusu olan şehir merkezi 160 binken nüfusun şu anda 3,5 milyona çıktığı ifade ediliyor. Sadece şehir merkezinde 400 bin üzerine insan çıktığından söz ediliyor. Yani bu kadar insanın tabii yönetilmesi apayrı bir sorun ve ciddi bir insanlık dramında yaşandığı burada muhtemel. Şurada araya gireyim mi hocam? Şimdi İdlib'de can kaybı olmadan bir anlaşma sağlanma burası net. Evet. Böyle bir anlaşma sağlanma mı? Evet. Biliyorsunuz bu nedenle zaten Ankara Moskova hattı oldukça hareketlendi. Evet. Şimdi İdlib'de herhangi bir askeri hareketliliğin Türkiye'nin hemen yanı başında meydana geleceğinin zaten farkındayız. Evet, tabii. Bunu da altını çiziyoruz. Şimdi bunu şundan söylüyorum. Diplomasi ve müzakereler sonuç vermezse, biraz önce siz de söylediniz ya, orada bir kıyamet kopacak. Ve bu bizi etkileyecek. Ve yine biliyorsunuz Türkiye iki ayrı heyet ile bu nedenden ötürü Rusya'ya gitti ve görüşmeler yaptı. Sayın Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinin ardından İdlib'de askeri çözüm felaket olur dedi. Aslan'a ruhunun önemine dikkat çekti. Asıl önemlisi Rusya bizim için stratejik ortak dedi. Şimdi Akar ve Fidan'ın da bir hafta içinde iki kez Rusya'ya gittiğinin de altını çizelim ve potaya atalım. Hocam ne dersiniz? İdlib'de ne olur? Ruslar Esed ile işi halledebilir mi? Burada Türkiye gerçekten iyi bir tutum ve iyi bir politika izliyor. Çünkü öncelikle masada verilen sözlerin sahada yerine getirilmesini istiyor. Şu anda Rusya ve Suriye ve İran'da masada verilen sözlerden ziyade sahadaki fiili durumun geçerliliğini ortaya koymaya çalışıyor. Yani bu tamamen uluslararası ilişkilerde güce göre oynanan bir oyun olarak görüyoruz. Ve Türkiye burada uluslararası ilişkilerden ve uluslararası hukuktan kaynaklı bir hakkı kullanıyor. Astana sürecinin 7. maddesi var. 7. paragrafı daha doğrusu. Bu paragrafta diyor ki öncelikle çatışmasızlık bölgelerinin etkin bir şekilde kurulması. Burada 12 tane Türkiye'nin, 10 tane Rusya'nın ve 7 tane de İran'ın İdlib sınırlarında çatışmasız bölgesi var. Ama bunların içinde en aktif kullanan ve gerçekten askeri güçlerle gözetleme yapan ve bu görevi yerine getirmeye çalışan her birinde birer bölük seviyesinde kuvvet olan Türkiye. Rusya ve İran'ın aynı doğrultuda görevlerini yaptığını oradan gelen haberlere dayanarak söylemek mümkün değil. Zaten olmuş olsaydı bütün bu unsurlar buraya yığılırken daha dengeli bir şekilde dağıtılırdı. Farklı bölgelere yönlendirildi. Burada en önemli kritik olan da diğer iki ülkenin değil, Türkiye'nin bulunduğu bölge. Türkiye'nin 12 gözlem noktasının kuzeyinde muhalif unsurlar, güneyinde ise Suriye unsurları var. Dolayısıyla her iki tarafın birbirine yönelik bir hareketinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları burada orta noktada kalacak. Bu yüzden Türkiye açısından bu son derece önemli. Yani ve muhalif unsurlar içinde de Heyetü'l-Ülşab dediğimiz HTŞ, yani bu El-Kaide'den ayrılan, daha sonra El-Nusra'dan ayrılan, ismini değiştiren bir grup, en geniş alanı kaplayan bir sahada ve silahlı güç olarak da en üstün grup. Ve dolayısıyla burada bir de unsurlar ikiye ayrılıyor. Birleşmiş Milletler'in kararına uygun olarak bir yandan muhalif olarak masaya oturtulabilecek, görüşme sağlanabilecek unsurlar. Diğeri ise Birleşmiş Milletler'in terör listesinde olanlar. İşte bu Heyetü'l-Şam dediğimiz unsurlar buna ait. Burada bir gelişme daha oldu tabii Türkiye'nin çabasıyla. Suriye Milli Ordusu kuruldu. Yani Özgür Suriye Ordusu ile birlikte 4 kol ordudan oluşan. Ve ayrıca bu terör listesinde olmayan yine burada iki farklı fraksiyon vardı. Bunlar da bir araya gelerek Suriye Özgürlük Cephesi diye bir cephe daha kurdular. Ve 1 Ağustos'ta esasında bu iki cephe birleşti. Bu da Türkiye'nin olağanüstü desteğiyle ortaya çıkan bir konu. Ve burada giderek esasında El-Nusra bağlantılı ve terör listesinde olan unsurlar giderek yalnızlaştırılmaya başlandı. Hocam şurada herhalde bu terörist statüsünü taşıyan gruplarla ilgili bir temel soruna dikkat çekiyorsunuz burada. Şimdi bu gruplara müdahale göçü tetikleyebilir mi? Tabii. Çünkü bu demektir ki İdlib'in sınırına, biraz önce de söylediniz gerçi, en az 1,5 milyon mülteci var. Ve bu saldırı karşısında Suriye Savaşı'nın tekrar başa dönmesi anlamı da çıkabilir. Tabii. Burada şöyle bir şey var esasında. Suriye niye İdlib'e bu kadar yönleniyor? Suriye'nin İdlib'e yönlenmesinin iki temel nedeni var. Bunlardan biri Halep'in.
Halep-Şam karayolunun muhaliflerin kontrolü altında olması. İkincisi de yine Halep-Laskiye yolunun da muhaliflerin kontrolü altında olması. Bu iki tane stratejik yol Suriye açısından ve Suriye Silahlı Kuvvetleri açısından önem taşıyor. Ve dolayısıyla bu şu anda Suriye'nin bütün 7 yıllık savaşta en son ve nihai stratejik hedef haline gelmiş durumda. Dolayısıyla İdlib'i kontrol etmekten ziyade bu iki önemli stratejik yolu, ikmal yolunu, lojistik yolunu ve kuvvet aktarabileceği ve kendi Suriye içinde normal bir iş düzeni sağlayabileceği özellikteki şehirler bunlar. Yani Laskiye, Halep, Hama zaten elinde, Şam. Bütün bu bölgeleri kontrol ettiği zaman zaten Suriye'nin önemli ticaret ve sanayi bölgeleri, kültürel şehirleri, tabii kültür dediğimiz olay kalmadı, gerçi bütün şehirler yıkıldı, elinde tutacak. Bu yüzden Suriye buraya yönelik mutlak surette bir harekat icra edecek. Zaten buna yönelik emareler de vermeye başladı. Tabii Türkiye olursa, Türkiye yoğun bir göçün ötesinde buradaki grupların Türkiye yönelik hareketi ne şekilde olacak? Ya, evet. Ve bir sonraki hedefinde belki bunu yavaş yavaş Suriye yönetimi gündeme getiriyor. Afrin'den ve Elbap'tan çekil şeklinde Türkiye yönelik takım tehditler de olabilir. Dolayısıyla bu bölge tamamen terör unsurlarından ve güvenliği sağlanmadan Türkiye'nin bu bölgelerden çekilmesi mümkün değil. Ama bunun dışında bir de burada Çin unsurunu eklemek lazım. Yani Çin Büyükelçisi buradaki unsurlar içinde 1000'den fazla Doğu Türkistan Partisi'nden unsurların da olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Esed'in bu işi yapmaya hakkı olduğunu, aksi takdirde bunlar imha edilmezse bunların dolaşarak tekrar Çin'e gelebileceklerini ve Çin'de terör eylemi yapabilecekleri söyleniyor. Rusya'dan da aynı endişe içinde. Çünkü Putin de bir açıklama yaptı. Buradaki terörist unsurlar imha edilmez, etkisiz hale getirilmezse Moskova kapılarına dayanabilirler diyor. Dolayısıyla şu anda en büyük korkuları buradaki terörist unsurların kendilerine tekrar bir tehdit olarak geri dönüyor olmamasıdır. Bu arada tabii IŞİD'in de İdlib içinde faaliyetlerini görüyoruz ki Suriye'de canlanma var. Tabii bunu ortaya koyan güç de Amerika Birleşik Devletleri odaklı unsurlar olduğunu değerlendiriyorum. Hocam şimdi evet İdlib'in çatışmazlık bölge statüsünü koruması ile ilgili bir yumuşama seziliyor. Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamalarından da falan bakınca böyle bir yumuşama seziliyor ama şimdi bu oraya net olarak askeri bir müdahale olmayacağı anlamını mı taşır? Dahası Türkiye'nin İdlib konusunda mesajları net. Ama tekrar dile getirelim. Türkiye İdlib'den ne bekliyor, ne istiyor? Evet, Türkiye Suriye krizini içeriği konusunda gerçekten son derece dikkatli. Peki gerektiğinde Türkiye Suriye'ye hangi ölçekte müdahil olabilir? Evet, Türkiye'nin beklentisi aslında çok net. Yani özellikle bu çatışmasızlık noktalarının korunması. Yani daha doğrusu adı üstünde bu mevcut kurul, daha ziyade Türkiye'nin işte Fırat Kalkanı ve Afrin'deki gerçekleştirdiği istikrar alanının bir benzerinin bu Astana'da gerçekleştirilen mutabakat çerçevesinde burada da tam anlamıyla uygulanması. Şimdi burada mesela Rusya'nın dillendirdiği terör meselesi biraz da abartılıyor gibi geliyor bana. Yani çünkü Türkiye çok kez bunu açıkladı. Dedi ki yani hani terörizm evet hepimizin ortak kaygısı, zaten bu kurulan işte 12 kontrol noktası vesaire bütün bunlar bu tür çatışmaları ayıklamak üzere de bir yandan da oradalar Türkiye Silahlı Kuvvetleri. Ama tabii bu arada şimdi İblit'in nüfus yapısına bakarsak, çevresini de koyarsak 3.4 milyondan bahsediliyor. İçi 2.4 milyon. Sayın Paşam da ifade etti. Buraya bir de zorunlu göçler oldu. Neden? İşte o Halep'ten çıkış esnasındaki varılan anlaşma sonrasında taraflar arasında. Şimdi İdlib'in özel konumu sadece stratejik ve herkes için ne ifade ettiği, yani Türkiye için tabii ki öncelikli olarak güvenlik meselesi. Yani o bölgenin istikrarı tabii ki, oradaki insanların refahı vesaire. Yani o terörist gruplardan ayıklanabilmek bileceğini çok kez Türkiye dillendirdi. Bu yönde çalışmalarımızı yapabiliriz ve bunu bu şekilde dikkat etmek gerekir diye altını çizdi. Çünkü oradaki sivil halk da söz konusu. Bir de ayrıyeten tabii buraya işte Halep'ten ve diğer yerlerden gelen bu muhalif güçler var. Yani terörizmle ilintilendirmeyeceğimiz güçlerden bahsediyoruz. Ama dediğim gibi mesela bir İran için ya da bir Rusya için çıkarlar farklı.
Türkiye için öncelikli olarak bir güvenlik meselesi, yani bir beka sorunu, bize olan yakınlığı, bize oradan paşamın gene belirttiği gibi eğer bir çatışma durumu olursa nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz. Onun neticesinde Batılılar da oradaki işte DAEŞ'in tekrardan canlandığını söylediler. O grupların, herhangi bir grubun Türkiye yönelik saldırıları söz konusu olabilir. Yani öncelikli olarak güvenlik meselesi. İkincil olarak tabii Suriye'nin bütünlüğü, birlik ve beraberliğin, yani toprak bütünlüğünün sona ermesi demektir böyle bir çatışma. Ya da bu çatışmanın nasıl cereyan edeceği ve sürekli devam edip etmeyeceği. Bütün bunlar çok önemli. Ama bir de tabii şu anda işte Astana'daki şu anda işbirliği yaptığımız ülkelerin, başta İran ve Rusya'nın da bir telaşı var. Şu anlamda içinde bulundukları iktisadi zorluklar nedeniyle. Yani bu tabii Türkiye'nin bu diplomasi alanındaki gayretlerini sıkıştırabilecek en temel unsurlardan bir tanesi. Rusya ve İran'ın en büyük derdi bu işi bir an evvel paketlemek. Yani zaten belirli oranda oraya bir güç ve para sarf edildi. Dolayısıyla bu işte Batı'dan kendilerine yönelen yaptırımlar da üst üste koyduğunuz zaman bu işin, yani Suriye'nin, rejimin, hakimiyetinin bir şekilde bu İblit meselesiyle resmin tamamlanmasını Rusya ve İran tercih ediyor. Bu ne demek? Burada tabii kilit nokta aslında İran değil ama Rusya. Yani Rusya'nın Türkiye ile bu diplomasi bağlamındaki görüşmelerde kilit bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Çünkü Suriye rejiminin tek başına yapabileceği iş ancak olsa olsa bir kara savaşı olur. Ki bunu da maliyeti çok yüksek olur. Çünkü muhalif güçler de, yani terörist olanlar da bir yandan tahkimat yapıyor. Herkes bekliyor yani bu işin bir şekilde patlayacağını. Öyle ki Batılılar bile olası bir çatışmada ön almak için kimyasal silah mevzusunu gündeme getirdiler. Evet, İngiltere'den geldi. Evet, bu. Evet, yani bunu meşru bir harekatta bulunup işte sahadaki ve daha sonra masaya, çünkü Eylül 11-12 Eylül'de masada bir Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisinin bir görüşmeleri başlatması söz konusu. Hocam şöyle araya gireyim mi? Oradan tabii devam edin kaldığınız yerden, ama şimdi hani biraz önce altını çizdiniz ya, bu İngiltere'den Esed Suriye'de kimyasal saldırı yapabilir uyarısı geldi biliyorsunuz. Evet. Ve ardından ABD, İngiltere ve Fransa eğer Esed rejimi tekrar kimyasal kullanırsa bu durumda harekete geçeriz minvalinden bir açıklama verdi. Evet. Şimdi tekrar edelim, biraz önce hocam da söyledi, siz de söylüyorsunuz. Askeri bir müdahalenin sonuçları konusunda Türkiye sürekli uyarıyor tarafları. Evet. Şimdi kimyasal silah kullanımı küresel güçlerin oradaki çıkarları için bahane olabilir mi? Olabilir ama bu yönde tabii şimdi şöyle, bunun önünü açan bir şey de var. O da tabii Esad rejiminin bugüne kadar bu konudaki suçu. Yani bu kimyasal silahlar o kadar çok kullandı ki, gerçi sahada Suriye'de bunu kullanmayan da kalmadı. Mesela DAEŞ'te kullandı yani. Ama bir de tabii biliyorsunuz bu anlaşma işte 2014 ya da 13 yılında bir anlaşmayla kimyasal silah stoğunu bir şekilde eritmişti güya Esad rejimi. Ama gene de klor ve daha basit üretimlerle bunu insanlara karşı çok kez kullandı. Şimdi bir Rusların galiba haber istihbarat sonucunda bizim okuduğumuz bilgilere göre Batılılar bu kimyasal silah kullanımı sahadaki uzantıları vasıtasıyla rejimin üzerine yıkmak ve bunun üzerinden bir meşruiyet sağlamak suretiyle bu saldırıda ön almayı düşündüler, ama anladığım kadarıyla bunun önü alınmış gibi görünüyor şu anda. Ama dediğim gibi önemli olan burada Rusya'nın tavrı. Çünkü hava harekatı olmadan bu İblit konusundaki Suriye'nin aslında Suriye'nin genelindeki son nokta İblit'teki bu hakimiyetin pekiştirecek konuda Rusya kilit. O nedenle zaten Türkiye'de bu anlamda bu diplomatik trafiği hızlandırdı. Çünkü bunun sonuçları bir insani boyutu var. Göç ve insanların hayatını kaybetmesi. Çünkü o yönde biliyorsunuz maalesef Rusya'nın hava harekatı rejimle birlikte bu yönde bir hassasiyeti yok. Bu bir gerçek. Ama diğer gerçek ise bunun sonucunda Türkiye'nin
işte sahadaki, yani Suriye'deki, işte Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonu ve işte bu diğer Fırat Kalkanı üzerindeki etkileri ne olur? Daha da önemlisi tabii ki o kendisine yönelik güvenlik kuşağını, yani PKK ile ilintili, PYD ile oluşturulan güvenlik kuşağını bu nasıl etkiler? Daha da bir adım ötesi Akdeniz'deki dengeler, yani o Akdeniz'in işte batısındaki Rus askeri varlığı, ona karşı gelişen Batı'nın varlığı, bütün dengeleri aslında ve hatta ittifakları etkileyebilecek bir durum bu. Yani siyasi, askeri, ekonomik, ama en önemlisi tabii burada gözü kapalı bir şekilde Suriye'nin bu harekata girişmek istediğini biliyoruz. Çünkü bu ne demek? 11 sene önce rejime karşı, yani rejimin işte toplumunun, kendi toplumunun reform isteklerine karşı durmuş devrimin noktalanması ve muhaliflerin kaybetmesi demek. O nedenle her türlü şeyi göze alacak bir rejimden bahsediyoruz. Ama rejimi kontrol edebilecek yegane güç de tabii ki Rusya. Dolayısıyla o bağlamda Türkiye'nin şu anda işte şu iki defa işte Sayın Savunma Bakanı ve işte MİT Müsteşarı'nın bir şekilde iki defa görüşmelerde bulunması, bu işi diplomasi yoluyla, farklı formüller olabilir. Yani illaki çatışmayla olacak değil. O yönde de zaten birçok formül üzerinde düşünülüyor ve yazılıyor. Bence şu anda diplomasinin son noktasına kadar sürdürmek gerektiğine inanıyorum. Siz ne diyorsunuz hocam? Çünkü İdlib böyle patlamaya hazır bir yer gibi duruyor. Bu iki ayrı heyet halinde yapılan Moskova ziyaretlerini bir İdlib'de yaşananlar çerçevesinden bile sizlerle. Değerli hocalarım gayet güzel izah ettiler. Ben birkaç noktayla tamamlayayım müsaade ederseniz. Çünkü bugün gündem oldukça yoğun. Diğer konulara da vakit ayırmamız lazım. Biraz evvel değerli hocam, sayın komutanım doruk noktası kavramından bahsetti. Müsaade ederseniz o kavramın yanı sıra ben şunu da söyleyeyim. Bir nihai olmasa bile büyük bir hesaplaşmanın öncesindeyiz. İnşallah nihai hesaplaşma olur diyeceğiz. Ve bu hesaplaşma Türkiye'nin çıkarlarına ve beklentilerine uygun gerçekleşir. Birkaç noktanın altını çizelim. Bir kere Türkiye'nin yeni savunma güvenlik konsepti içerisinde tehdidi ülke topraklarında değil, proaktif bir yaklaşımla sınırların dışında karşılama ve tedbir alma yaklaşımı var. Biliyorsunuz benzer bir yaklaşım Amerika Birleşik Devletleri'nde de hakimdi. Gene biraz evvel buyurduğunuz gibi Çin'in örneğin işte 1000 civarında bir şey oraya konuşlanmış. Uygur Türkleri ile ilgili bir unsur. Çin'in dahi buradan hareketle böyle bir proaktif yaklaşımda bulunduğunu biliyoruz. Bir gerçeğin altını çizelim. Türkiye ilk defa seyretmiyor. Türkiye olayın en önemli aktörlerinden bir tanesi. Hatta değerli dostumuz müttefik İngiltere ucundan kıyısından işte kimyasal kullanılırsa biz de müdahil oluruz gibi bazı mazeretler veya rezon dediğimiz unsurlar varlık sebepleri yaratmaya çalışırken Türkiye biraz evvel belirtildiği gibi 4 tane kol orduyla Türkçe sevk ve idare edilebilen, bu çok önemlidir, ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sevk ve idare usulleri çerçevesinde hareket edebilen bir gücü kurdu. Şimdi bir kişi falan, evet, aynen öyle. Yani, evet. Burada tabii şey şu, 18 tane biliyorsunuz değişik kuruluş bir şey var. Nusra'dan ayrılanlar var, ayrılanları kabul etmeyenler var. Bunların herhalde aralarında da çok değişik şeyler. Tabii bizim de istihbaratımız orada varlığını gösteriyor. Bu bölünmeler daha da fazla olacak. Ancak bu işte nihai hesaplaşmada veya büyük hesaplaşmada şunu görüyoruz. Maalesef bu coğrafya tarih boyunca da büyük hesaplaşmaları şey olmuş. Yani hemen şunu da söyleyelim. Tabii Malazgirt'in 1000. yılına doğru yaklaşıyoruz. Bugün şunu aslında tekrar haykırıyoruz, tekrar altını çizerek söylüyoruz. Biz Anadolu vatanımızdayız. Burayı yüzlerce yıl mesken tuttuk. Daha binlerce yıl buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Burası bizim vatanımızdır, eksenimizdir. Buradan kuzeye, güneye, doğuya, batıya, her yere bizim kollarımız uzanır. Ama burası bizim çekirdeğimizdir. Burası insanlığın merkezidir. Burası Mezopotamya'dır. Burası Anadolu'dur. Dolayısıyla Türkiye'de kendini Türk kabul eden herkese de burası yakışır. Tabii bu tevafuk diyelim. Biliyorsunuz Türkiye'nin, Türklerin Anadolu coğrafyasındaki varlıklarını sürdürmesinin en güncel, yakın tarih boyunca tabii örneklerinden biri milli mücadelemizin de
bugün hakikaten önemli bir son nihai çözümün başlangıç saldırıları, bugün hücumları başlamıştı. Hepsini hürmetle anıyoruz. İnşallah biz de o şehitlerimize, gazilerimize layık bir duruş gösterebiliriz. O bakımdan Türkiye ilk defa o büyük hesaplaşmanın olacağı yerde Türkiye en önemli aktörlerden biri. Bugüne kadar Türkiye köşede dururdu. Tırnak içinde bazılarının stratejik müttefiki olarak ne yapılırsa onu hareket ederdi. Şimdi Türkiye büyük oyunculardan bir tanesi. Bu önemli. Bunun altını çizelim. İkincisi tabii burada enteresan bir başka unsur, tehdidin sınırlarımıza doğru fiziki olarak yakınlaşması. Yalnız gerek fiziki duvar vesaire benzeri fiziki unsurlarla, yeniden yapılanmayla, insansız hava araçlarıyla ve yeni güvenlik konseptiyle, Türkiye'deki milli teknolojiyle artık sınırlarımızı daha iyi koruyoruz. Hakikaten bize gelen duyumlar, İsrail'in dahi Türkiye'nin bu işi nasıl yaptığını öğrenmeye veya bu konuda bilgi edinmeye çalıştığı. Çünkü bu hakikaten önemli bir sorun. Herkes bakımından önemli. Tabii muhtemel bir göç dalgasına karşı Türkiye hümaniter, insancıl davranışını sürdürecek. Sevgili hocam gayet iyi takip ediyor. İtalya ile işte arasında, Avrupa Birliği arasında sıkıntı var. Evet, orada 137 tane gariban adam orada duruyor. Gemide bekliyorlar. Maalesef. O diyor parayı vermem, 20 milyar veriyorum, ben 10 milyarını veriyorum falan filan diyor. Açlık grevine başlamışlar. Avrupa ne yapacağını bilemiyor. Merkel bir çıkış yapıyor. 2 adım öne atıyor, 5 adım geriye atıyor. Türkiye'de 3,5 milyon minimum. Daha farklı rakamlar da var. Türkiye herkese kapılarını açmış ve burada herkese iş, aş, barınma sağlayarak ve bütün bunları kıt kaynaklarıyla, hümaniter bir yaklaşımla kollarımızı açarak Avrupa'nın da esenliğini sağlıyoruz. Yani Avrupa'yı da bugün ben bir şey söyleyeyim, eğer Türkiye bu fedakarlığı yapmasa Avrupa diye bir nosyon kalmaz. Çünkü hazır olmadıklarını bu 147 kişiden mi, 137 kişiden gösterdiler. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu konuda belki hazırlık Türkiye yapması lazım. Belki Türkiye ekseri oluşuyor diyoruz ya hocam. Aynen. Hakikaten siyasette bir Türkiye ekseri oluşuyor. Aynen öyle. Çok da güzel çizdiniz. Orada tabii Malazgirt'te Sultan Alparslan büyüğümüzün uyguladığı o yay hilal stratejisi şimdi de var. Evet, hilalimiz evet. de var. Aşağıda üçgenimiz de var. Bir ayağımız burada, öbür ayağımız burada. Her zaman söylüyoruz. Anadolu merkezli Türkiye dünyanın her yerindedir. Her yerinde olmaya devam edecek. Doğru noktalardayız. Burası bizim hareket noktamızdır. Kerperiz aldığımız noktadır. Örneğin biz Afrika'da olacağız. Çünkü önümüzdeki dönemde Afrika'nın çok büyüyeceğini biliyoruz. Dört misli büyüyecek Afrika'da. Türkiye şu anda var. İleride de olacak. Bu coğrafyada, Grönland'da da var. Antarktika'da da var. Türkiye fiili olarak her projede, her yerde var. Bu önemli bir nokta. Bu önemli bir iddia. Dolayısıyla ben bu hocam siz tekrar İdlib'e bakıyorum. Çekeyim mi? Tabii tabii. Şimdi İdlib'de, peki şöyle bir şey söyleyelim. İdlib'de her şey yoluna giderse, mesela Membiç'teki gibi bir sistem kurulabilir mi? Türkiye, Rusya, İran arasında yerel yönetim bakımından mı söylüyorsunuz? Evet. Yerel yönetimlerin temsil edildiği, demokratik anayasal düzenlemelerin işlediği bir sistem kurmak çok mümkün güzel, oraya. Çok güzel bir pas attınız sevgili Bülür. Ben de şöyle değerlendireyim. Bir kere Türkiye bu Amerikalıların 3 ay uğraşıp 3 ay sonunda pes ederek diğer unsura, malum unsura döndükleri Özgür Suriye ordusuna tırnak içinde çapulcu deme beceriksizlik ve basiretini gösterdiği bir ortamda birkaç hafta içerisinde yepyeni bir sistem oluşturdu ve bu sistem Membiç'te biliyorsunuz muhtariyetini iddia ortaya koydu. Biz böyle bu arkadaşları başkalarının yaptığı gibi Guyam Adası'na bilmem nereye falan götürüp de orada demokrasi prensiplerini falan anlatmadık. Biraz sonra göstereceğiz. Orada çünkü Türkiye'nin tarihten kaynaklanan deneyimi o kadar rahat ki, o kadar güzel ki netice itibariyle her yere böyle su gibi akarız. Orada da hiç kimse bize kış demez, tabiri caizse diyemez. Zaten kollarını açıp karşılarlar. Şimdi ilk defa şu ortaya çıktı. Bu çok önemli. Dört dörtlük harekat yaptık. Yani askeri taktiğiyle, istihbaratıyla, halkla ilişkileriyle ve diğer tüm insani yönleriyle. Bütün bunları yaptıktan sonra harekat sonrasındaki sivil idareye geçiş, yağmaların engellenmesi, bazı unsurların bertaraf edilmesi, bu sistem
yerli halka şunu gösterdi. Denildi ki evet, demek ki Türkler gene geldiler ve Türkiye geldiğinde hani meşhur biliyorsunuz Irmak'tan ne Vistül Irmağı'ndan mıydı evet, komutanım? Vistül Irmağı'ndan nasıl Türk atları su içtiğinde Avrupa'ya Macaristan üzerinden barış gelir, bu coğrafyada gelir. Dolayısıyla şunu vurgulamakta fayda var. Yani netice itibariyle Türkiye sadece cengaverlikte değil, aynı zamanda idarecilikte, insaniyette de nerelere geldiğini, ne yapacağını gösteriyor. O bakımdan Membiç aslında İdlib'in de bir ön şeyi oldu. Şimdi iki noktayla bitirelim. Bir kere biraz evvel de söylendi, bu yeni bir hani countdown veya showdown derler. Hani karşılıklı bir hesaplaşma. İran çok önemli. Sevgili hocam çok güzel söyledi. Ekopolitik olarak artık bakıyoruz her şeye. Yani İran ne yapacak? Şimdi İran tabii hakikaten köşeye sıkışmış durumda. Yeni ittifaklar mı arayacak? Ne olacak? Biraz evvel belirttiğimiz konuşacağız. Tamamen ekonomik sebeplerle uçuşlar durdu biliyorsunuz. Avrupa Birliği 18 milyar avroluk bir yardım da yardım yaptı ama bazı şirketlerde geriye çıkıyor vesaire. Evet, çıkıyor. Yani onu konuşacağız hocam. İran çok önemli. İran çok önemli. Yani o bakımdan İran'a bakacağız. Bence evet. Rusya'dan da önemli. Hani İran'ın nasıl bir tavır göstereceği, çünkü içeriden de sıkıntı oluyor. Dolayısıyla burada hakikaten önümüzdeki yılların hani topografyası da ortaya çıkmış olacak. Benim bir korkum da, biraz sonra da konuşacağız, bu Trump çok sıkışınca acaba dışarıda bir takım atraksiyonlarla içerinin sıkıntısını giderir mi, ama Suriye'den önce yapabileceği başka operasyonlar var. Evet. Hani o ikinci derecede gelebilir. Ben ona ihtimal vermiyorum. Peki. İsterseniz aslında ben size topu şundan attım. Biliyorsunuz hocam. Fırat Harekatı'nın ikinci yılı. Şimdi bu vesileyle isterseniz Türkiye'nin Suriye'de yaptıklarını da bir değerlendirelim. Evet. Mesela ne kadar kilometre kare alan terörden temizlendi? Güvenlik nasıl güçlendirildi? Sivil idareler ne durumda? Evet, orada nüfus artıyor. Ama eğitim, sağlık, barınma sorunları nasıl çözüldü? Ticaret ne durumda? İbadethanelerin de açıldığı söyleniyor. İnsanlar rahat rahat ibadetlerini de yapabiliyorlarmış ama. Buyurun değerlendirin. Hatta evet. Eğer uygun görürseniz ben size şöyle bir Suriye, hani üçgenli bir harita vereyim. Evet. Anlatmak istediğiniz bir şey olursa buyurun üzerinde. Ben değerli hocalarımın İdlib konusundaki ifadelerine şöyle bir katkı yapmak istiyorum. Tabi burada çok önemli bir gelişme oldu. Yaklaşık 15-20 günden de öte Esed ilk kez YPG'nin temsilcileriyle Şam'da buluştu. Evet. Bir askeri işbirliğine yönelik bir takım anlaşma yapıldığı deklar edildi. Ve bu doğrultuda hatta 400'e yakın kamyonla da Halep'e doğru YPG unsurlarının hareket ettiği belirtildi. Bu çok önemli bir gelişme esasında. Yani bu şu demektir, bu anlaşma sadece askeri işbirliği anlaşması değil, aynı zamanda Suriye'nin gelecekte, şu anda anayasa çalışmaları da var. Evet. Suriye'nin geleceğinin şekillenmesinde Kürt unsurların mutlaka aktif rol oynayacağı anlamı da taşımaktadır. Yani Amerika'nın ransaymanıyla evet, gerçekleşmiş bir şey. Evet. Bu bakımdan önemli. Bu bakımdan yani onu ifade edecektim. Rusya da dışlamıyor. Evet. Ama yani Türkiye de Kürt unsurların olmasını dışlamıyor. Sadece terör gruplarının. Evet. Evet. Ama YPG yok, geliyor. Bir de evet. Şöyle bir gelişi YPG var. Biz Afrin'den kovaladık. Evet. Elbap'tan işle birlikte kovaladık. Membiç'ten kovaladık. Fakat Halep'e doğru gelirken YPG'yi tekrar karşımıza görmeye başlayacağız. Bu açıdan önem taşıdığını ben düşünüyorum. Evet. Şu anda biz Afrin'de, Elbap'ta yaklaşık 1900 kilometre, 2000 kilometre karelik bir alanı temizledik. Diğer tarafta neredeyse 20.000 kilometreye yakın etrafıyla birlikte geniş bir alanı terörden temizledik. Bu sadece terör unsuru Türkiye güvenliğini ve bekasını sağlamıştır burada. Ve ilk baştan da ifade edilen bir yerde güvenli bölge oluşturmuştur buralarda. Aynen. En önemlisi bir terör koridorunun oluşumunun da önüne geçilmiştir. Aynen. En önemlisi de burada Türkiye bu işi yaparak esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Irak'tan sağlanacak veya Musul'dan Kerkük'teki petrolün burada kendine müzahir unsurlar üzerinden akmasını engellemiştir. Peki bu kimin işine yaramıştır? Bu en çok bence bir yandan da İran işine yaramıştır. Basra Körfezi'nden şu anda kanalıyla gelecek olan o bölgedeki doğalgazın aktarılması için Türkiye ile İran'ın bu konuda mutlaka mutabakat sağlaması gerekiyor. Çünkü bunun aktarılmasının başka yolu yok. Her ne kadar 4 Kasım'da yaptırımlar başlayacak olsa da bu işten en kazanç çıkan bölge basında baktığımızda da İran olmuştu. Türkiye burada dediğim gibi Afrin'i alarak yalnız... Ben isterseniz evet, tutayım sizler rahat anlatırsınız. Burada özellikle Afrin'le biliyorsunuz 700'ün üzerinde saldırı olmuştu. Özellikle
Kilis bölgesine, Hatay'ın Samandağ bölgesine ve hiç unutmuyoruz 16 yaşında liseli kızımızın gece uyurken yatağında şehit edilmesini, bunun gibi vatandaşlarımızın sokakta alışveriş yapamadıklarını, evlerinde huzur içinde uyuyamadıkları dönemleri biliyoruz. Ve şu anda o bölgeye gidildiğinde hayat gayet normale dönmüş. Sadece o bölge değil, Afrin'in bütün bölgelerinde de çiftçilik yapılıyor, tarım, hayvancılık yeniden başladı ve bütün insanlar hayata normal şekilde döndüler. Bu bir örnekti. Elbap aynı şekilde. Elbap'taki merkezi yönetim bütün dünyanın örnek aldığı düzeyde bir hastaneleriyle, devlet yönetimiyle aynı şeyi sağlandı. Ve Türkiye bu bölgenin bütünlüğünü sağladıktan sonra şimdi hep baştan dedik İdlib çok önemli. Çünkü İdlib aynı zamanda Hatay'la da komşu. Yani biz Cerablus, Aziz, Afrin hattında bunu sağladık. Menbiş'te de bunu sağlıyoruz. Ama İdlib bölgesi özellikle Hatay topraklarına komşu olan bölgeler, eğer bu terör unsurları ayıklanamazsa, işte Birleşmiş Milletler'e göre yapılan bir ayrıma göre terörist olan muhalif olarak değerlendirecek unsurlar, bunlar iyi bir ayıklama süzgecinden geçirilemez ve ikna edilemezse ve nereye götürülecekleri konusunda da bir çaba veya mutabakat sağlanamazsa Türkiye bu bölgeden ciddi bir şekilde bir göç hareketi Ve her ne kadar terörist sızmalara karşı henüz bu bölgede yeteri kadar tam duvarlar oluşturulamadı. Henüz daha Cerablus, Mardin, Urfa tarafında oluşturulmuş. Çünkü bu bölge biraz dağlık olduğu için biraz daha zaman ihtiyacı olacaktır. Bu bölgede terörist unsurların Hatay'a sızması ve Hatay'da istikrarsızlaştırılması söz konusudur. Çünkü Hatay'dan Türkiye'ye sızmaları, Türkiye'nin içine gitmeleri mümkün değil ama Hatay'dan Akdeniz'den bir şekilde başka ülkelere kaçabiş yapabilirler. Çünkü yollarını kısaltmış oluyorlar. O yüzden Türkiye'nin ısrarı bu. Yani burada en çok güvenliği tehdit altında olan gene Türkiye burada. Komutanım bir de müsaade ederseniz şunu şey yapalım. Dikkat edilirse bakınız aslında Doğu Akdeniz'de ki güç mücadelesine ne kadar ilgili bir unsur. Evet, çok yakın. Çünkü bundan sonra enerji rezervi bakımından biliyorsunuz Doğu Akdeniz havzası. O bakımdan Lübnan savaşı biraz Doğu Akdeniz'e doğru kaydırıyorlar. Onun için Çin kalkıp konuşuyor. Yarın öbür gün Fransa konuşuyor zaten orada. Özellikle İdlib Rusya'nın Laskiye askeri üssünün interlantında ve zaten çok öncesinden İdlib üzerine hesapları vardı. Yani yeni bir şey değil. Geçen gün gene bir drone düşürdük diyor. Yani buradaki drone da bunlar havalandırıp bizi hedef alıyorlar diyor. Hocam isterseniz bir tespitin altını çizelim burada. Çünkü şöyle, ABD Suriye sahasında kalmakta kararlı görünüyor. Peki, faturayı da başkasına ödetti rahat şu anda. Tabii rahat şu anda. Peki ucu bize nasıl dokunur ya da ne şekilde dokunacak diye soralım tekrar baştan. Evet. Çünkü ABD PKK'yı ve YPG'yi işte bu PYD'yi arka arkaya gidiyor bunlar. Suriye'de güçlü bir şekilde destekliyor. Öte yandan bir NATO ülkesi olarak Türkiye ve ABD ilişkileri de ortada. Ama Münbiç'te ortakta bir şeyler yapıyoruz diyebilirsiniz. Ama herkesin elinin arkası dolu. Evet. Herkes elini arkasında saklıyor. Ne kadar ortak bir şey yapılsa da yani. Şimdi birazdan konuşacağız. Evet, ABD'li içi karışık ama yine de şöyle bir şey hissettik biz. Askeri alanı çok kirletmek de istemediler. Hani bütün bu gerginlikler yaşarken askeri işbirliği devam edecek minvalinde de birçok açıklama geldi biliyorsunuz oradan. Şimdi bütün bunları düşünerek, bütün bu olacakları işte ABD içindeki depremlere de bakarak ne dersiniz? ABD, PKK, PYD, YPG arka arkaya sıralayın bunları. Yüzüstü bırakır mı? Çünkü bırakmazsa Türkiye'yi bir tarafa zorluyor demektir. Yani Türkiye ben hepinizle çalışırım diyor. Sadece işte Rusya ile, sadece ABD ile falan değil. Ben herkesle çalışırım. Ben kendime uygun özgür politikalar geliştiririm diyor. Ama burada bir benim dediğimi yapacaksın diye ısrar eden bir ABD var. Evet. Ne diyorsunuz? Ben şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii buradaki ilk vekili IŞİD'ti. Yani DAEŞ dediğimiz unsurlardı. Özellikle Musul'dan Suriye'ye, onları Deir ez-Zor bölgesine ve Rakka'ya geçiren ve burada da yerleşmelerini sağlayan, destek sağlayan onlardı. Ve arkasından da Türkiye, Rusya ve Suriye'nin biz de temizleyelim taleplerine rağmen buna karşı çıkan da kendisiydi. Hayır, biz bunu YPG ile temizleyeceğiz dedi. Ama Afrin olayında ve Rakka'da YPG'nin
askeri açıdan yetersiz olduğunu bir kez daha gördü kendisi. Bütün bu desteğine rağmen. Ve şu anda yavaş yavaş uyuyan hücre diyoruz ama sadece İdlib bölgesinde değil, Suriye'nin birçok yerinde de IŞİD, DAEŞ unsurlarının canlanmaya başlandığını görüyoruz. Bunlar kendiliğinden değil. Yine Amerika Birleşik Devletleri burada bir vekili yeniden canlandırmaya çalışıyor şu anda. Güvenlik geçiş veriyor. Evet. Öyle. Hatta yeni katılımların olduğu, kusura bakmayın. Çok da söyleniyor. Yok, çok haklısın hocam. Yeni katılımların olduğu söyleniyor farklı coğrafyalarda. 2000'in üzerinde yeni katılım olduğundan söz ediliyor. Evet. Dolayısıyla YPG'nin ama Türkiye buradan gidişleri kesti. Evet. O önemli. Türkiye kesti ama dışarıdan gelenler var. Peki. İsterseniz burada küçücük bir nokta koyalım. Biz çaylarımızı tazeleyelim. Çünkü reklam için reji beni uyarıyor. Seyircilerimiz de biraz dinlensin. Tekrar hoş geldiniz. İsterseniz buradan biraz daha aşağı doğru inelim mi? Şimdi bu aralar Suriye konusunda evet, Ankara, Moskova, Tahran, hatta New York yani Birleşmiş Milletler, Washington, Cenevre hattı çok hareketli. Ama biz bunları konuşurken aşağıda da bir şeyler oluyor. Yani Güney Kıbrıs'ta bir şeyler oluyor hocam. Şimdi biliyorsunuz orada İngilizlerin zaten bir üssü vardı. Önceki yıl Fransızlar geldi. Biz sizi koruyalım. Size doğal gaz hakkı ve askeri üs verin dediler. Soru şu. Bu müttefiklerimiz Güney Kıbrıs'ı kimden korumayı vaat ediyorlar hocam? Devam ediyorum. İsrail de oraya geldi bildiğiniz gibi. En sonda ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Milley bir ziyaret yaptı ve orada bir üs istedi. Şimdi oysa biliyorsunuz zaten İngilizlerin üslerini istedikleri zaman kullanıyorlardı. Hayırdır? ABD en üst düzeyde neden oradan bir üs istedi? Müttefiklerimiz düşman diye işaret ettiği kim? Türkiye mi? Ne dersiniz? Soru bana galiba. Evet. Buyurun şimdi hocam. Şöyle yani sizin sorunuza biraz daha farklı bir cevap vereceğim. Mutlaka Türkiye yani söz konusu olan Güney Kıbrıs olduğuna göre, Güney Kıbrıs demek ki PESCO'nun da bir parçası olduğuna göre bütün bunlar neye göre, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? İşte Kuzey Kıbrıs'ın arkasındaki Türkiye ve bölgede Türkiye'nin gücü ve etkisi bağlamında bir savunma refleksi içindeler. Yani neden derseniz bunun illa askeri bir cevabı yok. Olay caydırıcık ve psikolojik mesele iç içe geçmiş durumda. İlginç olan bence bizim gözümüzden kaçan bir noktada bu üs meseleleriyle ilgili. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri neden gelip üs istiyor ve karşında bir güvence, yani retorik olarak söylüyor, gerçekleştiriyor mu? Çünkü Güney Kıbrıs söz konusu olduğunda Akdeniz'deki bu işte jeopolitik ve jeoekonomik mücadele içerisinde Amerikalılar uzun bir süredir biraz mış gibi yapıyorlar Güney Kıbrıs'a karşı aslında. Hani yansıyan bize öyle değilmiş gibi, tam tersiymiş gibi duruyor ama orada aslında bence Amerika'nın gelip orada Güney Kıbrıs'ta belli taleplerinin arkasında bence Rusya algısı var. Yani Akdeniz'deki şu anda 2015 senesinden sonra gelip yerleşmiş ve askeri anlamda iki deniz üssü, bir hava üssü ve askeri tahkimatını inanılmaz bir biçimde güçlendirmiş bir Rusya var. Öyle bir Rusya ki şu andaki, gerçi paşam daha iyi bilir, bu amfibik deniz uçak savaş gemisine ihtiyacı yok. Çünkü A2 AD dediğimiz belli bir erişimini, yani Batı'nın ve NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya olan erişimini, özellikle Suriye'yi de bunun içine koymak lazım. Hatta İdlib'i de. Dolayısıyla bunu engelleyecek bir sistemi kurdu. S-300'ler var, S-400'ler var. Dolayısıyla öyle bir şey ki İsrail bile aslında hedef içerisinde. Bunu unutmayalım. Evet. Bütün bunların içerisinde Türkiye'nin de hedef içerisinde olduğu ve incirliğin de
Rusya'nın bu askeri tahkimatın hedefi içerisinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki hikayenin hani Türkiye ile olan mücadelenin bu psikolojik savaşın varlığı, evet doğru. Hani o işte dış işleri ile ilgili bir toplantı vardı Güney Kıbrıs'ta. İşte Mısır'da İsrail, evet. Bakanlarının bunların aslında retorikten öteye ciddiye alınacak bir yanı yok askeri anlamda. Tamamen psikolojik bir hava yaratma. Aynen öyle. Zaten o nedenle de zaten Türkiye'de ona gerekli cevabı gerekli noktada verdi. Türkiye'ye yönelik askeri hareketten bir hareket. Biraz gönül yelpazesi yaptılar. Aynen öyle. Evet. Ama oradaki hedef bence bu İngiltere'nin üssü zaten malum. Biliyorsunuz işte o kimyasal saldırıda oradaki üstten kalktı tornadolar. Amerika'nın ikileri de uçak savaş gemilerinden kalktı. Şu anda Akdeniz'de 33 tane benim bildiğim kadarıyla savaş gemisi var. Herkes orada. Herhalde balık avlamıyorlar diye düşünüyorum. Oradaki Rusya'nın varlığını ve bu A2AD dediğimiz Batı'nın erişimini engellemeye yönelik dengeyi ve tabii en önemlisi de İsrail'in güvenliğini de öncelemek üzere bir ziyarettir ya da bir ifadedir. Tabii Türkiye hocam, meselesi ayrı parantez hocam, içerisinde. Hocam ben soruyu tekrar soracağım. Peki. Size. Şuradan ama. İstediğiniz cevabı vermedim galiba. Yok hayır. Cevap tamam ama şuradan böyle. Ben şu politik açıdan tepeden baktığım için. Evet. Çok haklısınız. Böyle biraz daha böyle anlamaya çalışayım diye hocam. Tekrar bir sormak istiyorum. Mesela şuradan tekrar sormak istiyorum. Şimdi ABD Güney Kıbrıs'ta İncirlik ve Kürecik için alternatif mi arıyor diye bir başlıkla sormak istiyorum. Çünkü belli ki artık İncirlik'i istediği şekilde kullanamayacak. Türkiye kendi politikalarına doğrultusunda çok farklı ve hiç istemediği cevaplar da veriyor ABD'nin. Buradan baktığımızda biraz önce siz de söylediniz. Şeyi de yanımıza koyalım, yani potaya atalım. Rusya'nın Suriye'de Akdeniz'in hemen kıyısında iki askeri üs var ve sizin de tam dediğiniz gibi Güney Kıbrıs'tan orası 200 mil. Evet. Çok yakın. Evet. Devam ediyorum. Biraz önce de söyledik. Türkiye ve ABD ilişkileri de ortada. Peki ABD bölgede kendine yeni bir ortak mı arıyor? Mesela bu Güney Kıbrıs'ta bunun mantığı var mı? Hani küçücük bir yer. Evet. Bir de şunu da atmak istiyorum potaya böyle heyecanla hocam. Türk doğalgaz hattı projelerine karşı biliyorsunuz alternatif doğalgaz hatları arayışı da var. İsrail, hani biraz önce söyledik Fransa vesaire. Evet. Hep bunların içinde bu potadan da bir değerlendirseniz. Şimdi şöyle tabii olayı gene tepeden bakmak lazım. O zaman şöyle Karadeniz ve Akdeniz'deki güç dengelerine bakmak lazım ve bunu da NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ve Türkiye'de tabii ki. Dolayısıyla o bağlamda Türkiye'nin Karadeniz'deki bu Ukrayna krizinden sonraki Rusya'nın işte Sivastopol vesaire oradaki tahkimatına rağmen geliştirdiği askeri kuvvetlenmesine rağmen Türkiye'nin Montreux nedeniyle nasıl bir kilit noktada ve Rusya'nın boğazında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aşağıda Akdeniz'de işte bu üslerde ki gemileri olsun oraya askeri tahkimatı göndermek üzere Rusya'nın bir şekilde Türkiye'nin icazetine bakmak zorunda olduğunu söylemek zorundayız. Ne anlamda? Savaş durumu olmadığı sürece biliyorsunuz barış zamanında belirli kısıtlamalarla Rusya'nın Karadeniz filosundan aşağıya yani bu bahsettiğimiz işte Laskiye ve diğer üssüne Tartus'a buradan geçerek geçiriyor. Bu bir gerçek. İkinci gerçek ise dediğim gibi Türkiye'den ziyade Rusya ve Batı yani NATO ve Amerika Birleşik Devletleri çerçevesinde Küreciğin de önemi vazgeçilmez. Dolayısıyla şeye daha gelmedim. Yani İncirliğin önemine gelmedim. Paşam burada benden askeri anlamda çok daha iyi bilir. Şu ana kadar biliyorsunuz Almanlar terk etmişlerdi. Gittiler Ürdün'de aradıklarını bulamadılar. Dolayısıyla şu an itibariyle böyle bir seçenek yok. Evet şey olabilir yani belirli arayışlar olabilir ama bir alternatif olabileceğini ben düşünmüyorum şu an itibariyle. Hatta öyle ki mesela hiç
benzer bir kıyaslama değil ama mesela Katar'da bile kriz farklılaşınca, yani İran ve Türkiye'nin desteği devreye gidip abluka, Katar'a yönelik abluka oluşturulduğunda Amerika Birleşik Devletleri bir anda geri dönüş yaptı. Çünkü oradaki Katar'daki üstünde oradaki tahkimatı, askeri varlığı onu da gözden çıkaramadı. Ki bu mesela İncirlik onunla kıyaslanacak bir şey değil, değil mi paşam? Şöyle, yani İncirlik Amerika'da son aylarda çıkan bazı makalelerde özellikle Türkiye-Amerika arasındaki bu ilişkilerde bazı yazarlar hala İncirliğin önemi olduğunu vurgularken diğer bir kesimde de stratejistler İncirliğin eski önemini yitirdiğini iddia ediyor. Çünkü hatta Amerikan, Türkiye'nin de önemini yitirdiğini söyleniyor. Onu zaten bunlar gerçek de değil. Şöyle yeni bir şeyin stratejisinde Asya pivotu dediğimiz Obama'nın bir stratejisi vardı. Evet. Şimdi bunu aynısını Trump uygulamaya başladı ve biliyorsunuz Güney Çin Denizi'ndeki çok doğal zenginlikler oldukça fazla ve donanmanın 1/3'ünün 2020'ye oraya kadar yönlendi. Güney Çin Denizi'ne yönlendirileceğini büyük söylüyor. Orada bir sorun var ve belli ki orası biraz daha kaşınacak. Yani şöyle zorluk olabilir iki taraf arasında. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinin geldiği nokta belli. Zamanında da biliyorsunuz İncirliğin kapandığı anda olmuştu. Evet. Yani bütün bunlar Türkiye'nin, İncirliğin önemsiz hale geldiğini göstermiyor. Yok, önemli açısından değil. İran'a yönelik olası bir harekatta 4 Kasım'dan sonra bir şekilde İran tepki verebilir. Verdiği takdirde Türkiye'nin İncirliği kesinlikle kullandırması söz konusu olmayacaktır. Yani bu dönemde. Ama. Dolayısıyla İncirliğin önemsizleşmesinin nedeni Amerika'nın kafasındaki olası harekat planlarına göre bu dönemsel bir şeydir. Evet. Yoksa İncirliğin Amerika'nın biliyorsunuz Katar'da da bir sürü üsleri var. Umman'da da var. Bahreyn'de de var. Toplam 20 bin üzerinde 18 bin Irak'ta askeri var zaten. Evet. Dolayısıyla bunları her an Şinok. Türkiye'de mesela 7. helikopterini aldı bu arada. Şinok bir anda 50 kişilik bir takımı bir yerden taşıyabiliyor. Bu müthiş bir strateji. Yani düşünün yaklaşık 600, 300, 400 tane askeri aynı anda bir yerden bir yere götürme kapasitesine ulaştı Türkiye. Geçen hafta içinde 7. teslimat yapıldı. Dolayısıyla İncirliğin önemsizleşmesi dönemsel olarak ve harekat planı içinde gereği olarak önemsizleşir. Evet, ama mesela ona karşılık Hürmüz Boğazı'ndaki İran'ın tepkisinin beklentisiyle ilintili olarak da işte Bahreyn'deki üstleri vesaire hazırladı. Yani onlar da planlarını ona göre yapıyor ama bu önemsiz anlamına gelmiyor. Peki. Bir iki noktaya hemen müsaade ederseniz ilave edeyim. Çünkü çok güzel değerlendirmeler yapıldı. Bir kere Türkiye Doğu Akdeniz'de özellikle donanmamız vasıtasıyla varlığını sürdürmeye ve kuvvetlendirmeye devam ediyor. Özellikle MİLGEM çerçevesinde, Milli Gemi Projesi çerçevesinde çok versatil gemiler yapıldı. Şimdi Anadolu uçak gemimizi de biliyorsunuz ilk önce helikopter kabiliyetli. Çünkü Akdeniz bizim denizimizdir. Dolayısıyla Akdeniz'de eskiden Türkiye'de özellikle silahlı kuvvetlere ve donanmamıza yöneltilen bazı son yıllardaki menfur saldırıların, komploların arkasındaki sebep de gayet açık ve net görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye tekrar Doğu Akdeniz'de var. Bir. İkincisi, bu biraz evvel söylediğimiz Güney Çin Denizi, bütün yapılan savaş senaryolarında 3. Dünya Savaşı'nın büyük bir ihtimalle çıkacağı arena olarak gözüküyor. Bu da önemli. Orada Çin de hazırlık yapıyor. Bunu da bir tarafa not alalım. Yani Amerikalılar güçlerini de her yere tahkim etmek istemiyorlar. Afganistan dahil bu coğrafyada da bir an evvel bir çözüme ulaştırıp ondan sonra oraya teksif etmek istiyorlar. Çin'in de tabii bütün şeyi buralarda Amerikalıları oyalamak. Tabii Amerikalılar bu konuda müttefikleri olarak gördükleri o unsurlardan bir şey bulamayacaklarını görecekler. Evet. O unsurlar da bir kere daha yüzüstü bırakılacaklar. Onu da hemen görmemiz mümkün. Son olarak da şunu söyleyeyim. Tabii senaryo çalışmaları, muhtelif çalışmalar bizim mesleki olarak en önemli sermayemizdir. Değerli komutan Mete Yarar'ın biliyorsunuz bir romanı var. Orada da İncirlik'le ilgili böyle bir hipotetik çalışma vardı. Şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Evet, İncirlik'in yeni yapılanmalar çerçevesinde eski teknolojik ne diyelim alternatifsizliği vesaire azalmıştır ama şunu unutmayın. Bu hegemonik mücadelede psikolojik unsur da var. Yani bir üssü kaybetme veya kapatma veya çekilme. Hocam demin onu söyledi, onun için vurguluyor. Caydırıcı. Bugün Amerika'nın Almanya'da 7 tane üssü var. Hepsi gerekli mi? Ama birini bile kapatmıyor. Çünkü bir kere orada olunca nasıl Türkiye Türk üçgenini kuruyorsa, hani meşhur ada var. Biz o adada ne yapıyoruz herhalde? Turizmi geliştirmiyoruz. Görünürde turizmi geliştiriyoruz ama orada bizim üssümüz var.
Anlatabiliyor muyum? Böyle bir üçgeni kuruyoruz. Bir de Matisse'in o askeri anlamda evet. ilişkiler devam ediyor demesinin anlamı işte bütün bunlar. Yani bu bağlamda Rusya faktöründe Akdeniz'de ve Karadeniz'de düşünerek de hareket ediyor Amerika. Yani bunu da unutmamak lazım. Peki madem Amerika dedik, ABD Başkanı'nın görevden azine giden yol diye bir başlık açalım. Hocam. Hadi açalım. Şimdi enteresan bir şey biliyorsunuz geçtiğimiz hafta İngilizce'de double wham derler böyle iki şey üst üste geldi başkan bakımından. Bir tanesi bu özellikle 2016'da kısa bir müddet ama çok kritik bir zamanda başkanın adeta havlu atacağı yani adayken henüz kampanyasını kurtaran adam Manafort bir lobicidir bu 20 yıldan uzun bir süredir Washington'ın önemli power broker dedikleri yani evet. güçlü simalarından bir tanesidir. Egzantrik bir adam tabii. Hakikaten çok kritik bir rol oynamıştır. Bu Steve Bannon gemiyi terk etmeden evvel de Manafort'un hakikaten bu konuda önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Başkan böyle Amerikan başkanı sıkıntıya girdiği zaman birdenbire daha evvel çok farklı sözlerle övgü yağdırdığı kişileri birdenbire kapının dışında bırakıyor ama bu sefer bu Manafort'un 8 tane şeyden 12 suçlama vardı. 8'inden suçlu bulundu. Daha diğerlerini de tekrar bu sefer Virginia'da özellikle cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bir yerde mahkum edildi. Tabii burada özellikle Rusya bağlantısı. Çünkü Ukrayna'daki kukla rejiminde milyonlarca dolar alarak lobicilik faaliyetlerini yürütmüş. Dolayısıyla buradan acaba bu Müller'in, özel soruşturmacı Müller'in başkan konusunda sürdürdüğü bu Rusya soruşturmasına yol uzar mı diye birinci. Hemen ondan sonra da yine ben geçtiğimiz 2017'nin Eylül ayında yani bir seneden az bir süre evvel ben başkan için kendimi vücudumu siper ederim evet. kurşunlara diyen kendi deyimiyle avukatı ve iş bitiricisi fixer yani iş bitiricisi Cohen birdenbire dedi ki ben onun denetim ve gözetim altında iki tane şöhreti çok da iyi olmayan hanımefendiye adayken adayın ismini söylemiyorlar ama hangi aday oldu belli. Adayın kampanyasına zarar vermemek bakımından onun da onayıyla ki ses bantları yayınlandı. Ödeme yaptım dediği ve bu konuda anlaşma yaparak hatta anlaşma ceza indirimi de değil o da çok enteresan. Birdenbire dedi ki ailem ve ülkem önceliklidir. Ben başkanın hal ve tavrını beğenmiyorum. Onun için bu şeyleri söylemek zorundayım dedi. Nereden geldi bunları niye anlatıyorum? Buradan Trump acaba hayır şuradan. Birdenbire sonra Trump da bu üst üste double wham dediğimiz şey ortaya çıkınca birdenbire dedi ki hiç kimse daha bir şey yani söyleniyor da ilk önce bu kendine yandaş bir kanalda çıktı ve dedi ki işler bu kadar iyi giderken dedi, ekonomi bu kadar iyiken dedi böyle bir başkanı azletmek ilk defa bir başkan taktik olarak kendisi hatta medya biliyorsunuz kurdu ama Trump hakikaten sesi falan da böyle biraz şey olmuş. Tabii çok üzerinde bir yük var. Dedi ki acaba dedi az dedilirse ne olur dedi. Ekonomi batar herkes perişan olur falan gibi. Böyle gene bir ekopolitik bir tehdit söyledi. Şimdi demek ki azil impeachment olabilir mi olamaz mı? Bunu anlat birkaç cümle söyleyeyim ondan sonra daha devam ederiz. Şimdi netice itibariyle Manafort da diyor ki bundan sonraki şeyler de var ya adama zaten yaşı ileri bir zat. Büyük bir ihtimalle bunlardan mahkum olursa 28-30 yıl mahkumiyeti var. Mesajı şunu veriyor. Cohen'i sildi. Hatta şey dedi kötü bir avukat arıyorsanız Cohen'i şey yapabilirim dedi. Ve hani mafya liderlerinin söyleyeceği şekilde o dedi bir muhbir dedi. Konuşuyor dedi. Sessizlik yasasını bozdu dedi falan. Böyle enteresan bir şekilde. Ama Manafort için mükemmel bir adam dedi. Hatta rahip için kullandığı şeyleri de kullandı. İyi bir aile adamı çok üzülüyorum falan dedi. Buradan şu çıkıyor, affa mazhar olabilir. Manafort'ta hiç geriye durmadı, hiç ifade vermedi. Şimdi acaba af gündeme gelir mi, gelmez mi, gelmezse ne olur? Ama Müller üst üste başarı kazandı. Şimdi de azil ne olur? Evet, Amerikan Cumhurbaşkanları azledilebilir. 1789 Anayasası'nda
Philadelphia kurucu anayasasında bu var. Tabii bunun Nixon içerisinde hocam daha iyi bilir. Tabii onu söyleyeceğim. Galiba. Hocam daha iyi bilir ama işte görev başında vatana ihanet vesaire vesaire. Fakat kurucu babaların bazıları, George Mason başta olmak üzere, diyor ki sadece ofiste yaptıklarından değil, Amerikan Cumhurbaşkanı bir bütündür. Ofis dışında yaptıkları da önemli. Şimdi burada ne demek çalışılıyor? Şimdi bu olaylar, bu unsurlar gerçekleştiğinde malumunuz henüz Trump başkan değildi. Fakat özellikle başkanlık kampanyasına yapılan bağışlardan eğer bu hanımefendilere ödeme yapıldıysa, ki öyle iddia bu. Öyle iddia. Hemen o aynı programda, yandaş kanaldaki programda dedi ki ben zaten bununla hakkında tweet attım. Ben kendi cebimden ödedim dedi. Ben ödemedim demiyorum ki dedi. Kendi cebimden ödedim dedi. Fakat buna rağmen kendi cebinden ödemesi dahi seçim sonuçlarını etkileme kabiliyeti ve ihtimali olduğu için bazılarına göre hakikaten bir sakınca ifade ediyor. Şimdi daha evvel ne oldu? Yakın tarihte impeachment, yani azil oldu mu? Evet oldu. Biliyorsunuz Nixon fiilen azledilmedi ama biraz sonra anlatacağım mekanizma çok enteresandır. Oylama öncesinde ayrıldı. Ve çok enteresan, onun hakkında da Dean isimli bir adamı, en yakındaki avukat, hukuk danışmanı işbirliği yaptı savcıyla. Ve netice itibariyle onun işbirliği yapmasının da şeyi, iki gün evvel aynı Trump'ın çıktığı programın aynı günüydü, yıllar evvel. Şimdi ikinci şey biliyorsunuz Clinton. Ama Clinton. Sonra o şey yaptı. Clinton. Yani şimdi, suçlu bulunmadı. Tabii, burada enteresan bir şey var. Şimdi buradan müsaade ederseniz biraz gelelim. Ben bir kongre üyesiyle de görüştüm, cumhuriyetçi. Şimdi onlar da tabii İngilizce'de güzel bir söz var. Hani between a rock and a hard place derler. Yani iki duvar, iki şey arasında sıkışmış durumdalar. Şimdi seçimler geliyor. 45 gün sonra seçimler var. Biraz sonra mekanizmayı çok kısa anlatacağım. Ondan sonra tekrar döneriz. Şimdi Trump'ın bir kere şeyi şu. Trump şu anda korktuğu başına geldi. Yani özel soruşturmacı Mueller, hatırlarsanız bu Clinton zamanında Kenneth Starr diye bir adam vardı. Fakat çok özel, Mueller'in yerinde. Fakat çok böyle şeydi, hırslı ve böyle adeta kafayı bu işe takmış bir imaj veriyordu. İşin enteresan tarafı, o dönemde Clinton'ın savunma ekibi süperdi, birinci sınıftı. Kenneth Starr da zayıf kaldı iddia makamı olarak. Şimdi ise çok enteresan. Biliyorsunuz Başkan Trump Amerika'nın bütün önemli büyük avukatlık şirketleriyle görüştü. Hiçbirisi davasını onu müvekkil olarak kabul etmedi. Neden? Çünkü kafasına göre davranıyor. Siz bir şey veriyorsunuz, o başka bir şey söylüyor. Ve bir takım sıkıntılar var. Davayı kaybetmek istemiyorlar. Bu enteresan, bakın. Yanında kim var? 20 yıldır aktif olarak hukukla uğraşmayan Rudy Giuliani var. Eski Manhattan Güney savcısı. Belediye başkanı biliyorsunuz New York'un. O da böyle bir şeyler anlatıyor ama ne anlattığı tam belli değil. Hep anlattığı şeyler birbiriyle tenakuz içerisinde. Dolayısıyla deniliyor ki üstelik savunma zayıf, iddia makamı kuvvetli. Bir de üstüne biliyorsunuz bu Rusya soruşturması dolayısıyla Amerikan Adalet Bakanı Jeff Sessions, Alabama'lı enteresan bir senatördür. Resmen tabiri caizse başkanla papaz oldu. Çünkü ilk geldiğinde dedi ki ben de dedi bu iş için müdahil durumdaydım. Başkanın kampanyasına ilk destek verenlerden biriyim. Başkan da zaten öyle diyor. Bana ilk destek verenlerden bir tanesi, güneyde muhafazakar kesimde çok çok güçlü bir adam Alabama. Tam bu Amerika'daki işte evangelistlerin falan güçlü olduğu Alabama eyaletinde %48 civarında evangelist olduğu söyleniyor. Yani nüfusun, düşününüz. Dolayısıyla onların önemli güç kaynaklarından, yerlerinden birisi, merkezlerinden birisi. Jeff Sessions dedi ki ben dedi politik kimliğim var dedi. Adalet Bakanı olarak Rusya soruşturmasına müdahil olmam. Halbuki Trump'ın beklentisi, Trump hep yanlış anlıyor. Hani bizde de yanlış anladı ya bu Emine kardeşimize karşı Brunson'ı anladı ya. Evet. Yanlış anlamıyor. Yanlış mı anlıyor? Etrafındakiler mi yanlış anlatıyorlar? Benim farklı teorilerim var ama burada girmeyelim onlara. Çünkü o Beyaz Saray'daki bazı, ben Amerika'da gördüm onların şeyini de. Yani orada enteresan olabilir. Yanıltıyor olabilirler. Ama bakın bu sadece Trump'a mahsus değil. İşin problemi şu. Trump öyle bir gücün başında ki adamın yanılması herkesi etkiliyor. Yani hani anlatabiliyor muyum? Doğru. Başka bir yerde Zambiya Cumhurbaşkanı yanıltsalar onun da cürmü olur ama
ateşi kadar yakar. Bütün dünyayı etkiliyor. Kesinlikle. Şimdi buradaki mesele o istedi ki Jeff Sessions gelecek, Mueller'i görevden alacak. Fakat enteresan bir şey, almadı. Ve dedi ki ben çekiliyorum dedi. Çekilince ikinci adamı var, Rosenstein. O liberal, öbürsü muhafazakar getirdiği. O liberal ve ona zaten Başkan Trump açıkça hakaret ediyor. Diyor bu taraflı diyor, demokrat diyor, şu diyor, Obama'nın artığı diyor. Böyle şeyler aynen böyle. Obama artığı diyor falan. Gayet sert bir adam. Şimdi enteresan bir şey tabii. Yani düşünün Amerika kadar kuvvetler ayrılığına önem verilen bir yerde böyle bir şey. Sonuçta Jeff Sessions'la da dedi ki gayet kötü. Zaten dedi onun hiçbir yeteneği yok dedi. Aynen böyle. Hiçbir yeteneği yok. O bana bağlı olduğu için dedi. Yani bağlılık gösterdiği için getirdim. Gelinen nokta ne? Şimdi bir kere taktik hata. Başkan büyük yük altında, stres altında. Çünkü kendi kendine ne dedi? Impeachment dedi. Azile getirdi. Ne olur? Cumhuriyetçiler köşede duruyorlar. Bakın iki mesele var. Başkanın çok üstlerine gideceklerini zannetmiyorum 45 gün sonraki seçimden evvel. Neden? Çünkü çok üstlerine giderlerse karşı taraf cumhuriyetçiler kenetlenir. Evet ve Steve Bannon da şey dedi, dua ediyorum inşallah çok üstümüze gelsin liberaller ki biz tekrar güçlenelim. Bu bir. İkincisi Mueller akıllı bir adam. Bekleyecek. Kongrede 25 tane 26 tane daha şey alırlarsa kazanırlarsa demokratlar ele geçecekler. Niçin önemli? Çünkü şunun için önemli. Hocam çok daha iyi bilir. Azil şöyle başlıyor. Biliyorsunuz iki tane ikili yapı var. Bir temsilciler meclisi var. Kongre bir de senato var. İlk önce her şey bir adalet komisyonu var orada. Adalet komisyonunun başında demokrat Schiff diye bir adam var. Bu adam çok açık ve net konuşuyor. Diyor ki hemen diyor başkan azil edilmeli falan. Fakat diyor iyi hazırlık yapılmalı. İyi hazırlık yapılmazsa benim daha evvelki tecrübelerim diyor. Biz bir federal yargıç için yapmışlar. İyi hazırlık yap. Şu anda mesela yapılırsa başkan paçayı kurtarır. Çünkü çok daha somut bilgilerin olması lazım. Diyor ki ne yapalım peki? O zaman şöyle. Adalet komisyonuna başvurulacak. Adalet komisyonu kabul ederse kongrede oylama yapılacak. Kongre kabul ederse senatoya gidecek. Senato da kabul ederse bu sefer çok enteresan bir şey var. Kongre savcı öbürleri savunma gibi. Yani enteresan böyle bir şey. Karşılıklı deliller ortaya koyuluyor. Başkan ifade verir mi? Daha evvel Nixon ve Clinton da hayır dediler. Fakat Anayasa Mahkemesi ifade vereceksiniz dedikleri için ifadeleri verilmiştir. Bundan evvelki şeyler olduğuna göre başkan ifade verir. Ve sonuçta Senato 3'te 2 oylamayla başkanı azledebilir. Ama tahminim bu hemen yakında olmayacak. Problem şu. Seçimler öncesi cambaza bak mantığıyla Türkiye'nin de arasında bulunduğu ülkelerle ilgili sorunları arttırıp projektörleri dışarıya, ulusal tehdit var, milli tehdit var. Ey Amerikalılar etrafında birleşin der mi? Ona göre hazırlıklı olmamız lazım. Hocam hemen şu time kapağını göstererek başladım. Şimdi Trump'ın böyle az edeceği dedikoduları yapılırken bu karikatür İlk önce çok Nisan'da yapıldı galiba. Evet, değil mi sevgili? Sonra 2017'de tekrar yapıldı. Tekrar yapıldı ve işte en son bu batıyor şeklinde görüş böyle bir karikatür yaptılar. Şimdi siz ne diyorsunuz? Batıyor mu? Azledilir mi? Ya da şöyle de sorabiliriz. Kasım'da ne olur? 2020'ye kadar gider mi yoksa bu iç gerilim ABD'nin içindeki? Yani gerilimin devam edeceğini düşünüyorum aslında. Yani hocam çok detaylı anlattı zaten. Burada en kilit nokta ilginç olan zamanlama. Evet. Yani tabii hani bu işte azil meselesini hararetlendirmek adına işte FBI ile eski avukatın anlaşma yapması, bu işte seçim propagandasındaki danışmanı vesaire, bütün bunları bir hamle olarak değerlendirebiliriz ama bence Kasım seçimleri hesabında cumhuriyetçilerin bekleyeceğini ben düşünüyorum. Bir de tabii önemli kilit bir nokta zaten Trump da doğru dış politikada sorunlar yaratabilir, o bir gerçek ama esas güvendiği de içerisi. Ne anlamda? Şu anlamda seçmen kitlesi. Yani ekonominin Amerika'da şu anda gayet iyi olduğu, zaten ekonomi üzerinden tehditte bulunduğu. Hemen onu söyle.
söyle. Yani hani o anlama gelir mi bir soru işareti. Çünkü bu politikaların uzun vadede Amerika'ya geri dönüşü maliyetli de olabilir. Bunu da biliyor ama o aslında seçmene hitap etmek üzere. Yani daha ziyade gidip kendisine oy verenlerin üzerinden bir popülist tehdit belki de bu. O anlamda o bir avantajı diye düşünüyorum. Yani 2020'yi bilemiyorum tabii. Yani bugün daha bunu söylemek mümkün değil ama önce bir uçurdular. Evet. Sonra bence tekrar bir boğuma kalktılar. Şimdi Sevgili evet, bence gayet de hani tutunmaya çalışıyordu ofisinde. Bu demokratlar özellikle Müller. Bir kapak. Evet, bir sıkı bir hazırlık yapıyorlar. Onu da hemen söyleyelim. Madem bu kadar anlattık hocam, evet. Özür dilerim. Ben yaptım. İki tane daha önemli anlaşma yaptılar. Bunlardan bir tanesi bu National Enquirer diye önemli bir şey vardır. Bu Bayan Clinton hakkında çok acayip haberler çıkartarak hakikaten onun şeyini bozan Trump'ın çok Trump stili diye dergi çıkartan bir adamdan bahsediyoruz, evet. Komutanım. Fakat o adam da Müller'le anlaşma yaptı. Bu haberlerin çıkacağı ödemenin yapılmasıyla ilgili unsurlardan bir tanesi de o. Onun başka şeyleri de bildiği, özellikle Rusya bağlantısını Manafort'tan çok iyi bildiği söyleniliyor. Bu önemli bir şey. O daha gündeme mesela bu şeyde gelmedi. Yani o da İkinci, bekliyor herhalde. Onlar çalışıyorlar. Evet. İkinci bomba, yani dörtlüyoruz o zaman. İki tane zaten var. Üç bu. Dördüncü bomba çok önemli. 35 yıldır Trump'ın finansal işlerinin başındaki zat şeylerle sorgulandı ama ve bütün bilgileri federal koruma altında ne gibi deposition dedikleri ifade verdi, sayfalarca dolusu evrakları verdiği söyleniyor. Bu zat aynı zamanda Trump'ın bütün inşaat işleri, kazino işleri, gazinoları vesaire, bir de kampanyanın parasal tarafını da yönetti. Dolayısıyla dört dörtlük bir dosya hazırlıyorlar. Tahminim Trump'ın işinin bayağı zor olacağı. Şu olabilir, kol bükme yapabilirler. Yani Trump'ı öyle bir noktaya getirirler ki içeride anlaşma yapıp kol bükme yapabilirler. Onun için de Türkiye'nin bu konuda hazırlıklı olması lazım. Bence bir şeye de yanılmamak lazım. O da azil meselesinin ötesinde gelecek alternatife de iyi bak. Bravo. Tabii. Şimdi bence en önemlisi bu. Yana gelirse yani hani dolayısıyla hani o yönde hani gelen gideni hayal görmemek lazım. Evet, yani bunu arayacağımız yok da yani sonuç çok da değişik olmayacak. Evet ama Pence galiba biraz daha mı sert hocam? Yani Trump'ı da yönlendirdiği düşünürsek. Yani ikisinin de aynı şeyde olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Peki şuradan devam edelim mi? Bu Amerika'nın derdine neden bu kadar savruluyor diye. Şunu demek istiyorum. Şurası net ki ABD'nin istikrarı korumak gibi bir derdi yok aslında. Nereden anlıyoruz? Çünkü ABD'nin tek çatıştığı devlet Türkiye değil ki. Çin var, Rusya var, Kuzey Kore var, İran var, Pakistan var, hatta Avrupa var. Yani ABD sadece müstakbel rakipleriyle değil, klasik müttefikleriyle de çatışıyor. Ya bunu Kissinger şey diyor, özür dilerim bir dur, bunu hemen söylemekte fayda var. Kissinger Financial Times'a verdiği son mülakatta şey diyor. Yani bazı tarihin belli dönemlerinde Trump gibi adamlar gelir diyor. Evet. Ve bunlar diyor bu akışı değiştirirler diyor. Enteresan bir görüş. Çünkü Kissinger'ın görüşleri objektif davranalım. Tabii hocam buradayken bana bu konuda söz söylemek düşmez ama yani yabana atılacak bir şey değil. Adamın öngörüleri vesairesi çıkıyor. Tabii şu var, Kissinger dünya görüşü, onu takipçileri diyelim. Şu anda önemli bir gene hala etkinliği var. Onun takipçileri Türkiye'nin önemini bilen insanlardır. Yani Türkiye'siz bir coğrafya, Türkiye'siz bir gelecek olmadığını bilirler. Ama bunu da bir not alalım. Yani acaba Trump bazıları tarafından kullanılan bir değişim ajanı mı? Ama ajan derken gizli ajan olarak söylemiyorum. Yani change agent, değişim unsuru mu? Hani enstrümanı mı? Bravo. Evet, biz çünkü bunu literatürde change agent olarak kullanırız. Bir koç başıma. Hani çünkü bir gün öyle, bir gün böyle, istikrar şeyi yok. Hani zor oyunu bozar diyorum ben. Kontrollü bir gerginlik siyaseti. Kontrollü bir gerginlik siyaseti uyguluyor. Bazen o kontrolü de kaçırıyor tabii hocam. Evet, yani onu da vurgulamakta fayda var. Evet.
Peki ne diyorsunuz hocam? En son ben bir de eklemiş olayım. Biliyorsunuz bu Brüksel'de son NATO zirvesinde yaptıkları falan da düşünülürse hani insanlara nasıl ayarlar çektiği falan gerçekten kontrollü gerginlik yaratmakta herhalde Trump'ın üstüne yok gibi duruyor. Ne dersiniz? Gerçekten Trump ABD'sinin derdi ne? Trump ABD'sinin derdi Trump'ın zaten iş başına gelmesiyle başladı. Esas Fox TV'ye şeydeki Fox News'e sanırım bir verdiği mülakat vardı. Siz dedi Sayın Putin'le bu kadar insanın katiliyle niye el sıkışıyorsunuz, yakınlaşıyorsunuz? O da siz bizim ülkemizin temiz olduğunu mu zannediyorsunuz diyerek içindekileri döken bir insandan söz ediyoruz. O gitmeden daha evvel New York Times'ta yayınlanan yazılar var. Yani 3 gün kala seçime biliyorsunuz. Siz öyle bir insan seçiyorsunuz ki bir tiran seçiyorsunuz şeklinde. Bunlar Amerikan kamuoyuna paylaşılmıştı. Ama şöyle bir kavram var. Bütün dünyada popülist sağ milliyetçilik yükselişte. Avrupa ülkelerine baktığımızda da aynı şekilde ve zaten önce Amerika yani bu Über alles Deutschland Nazi Almanyası'nın söylediği bir söylemle geldi. Yani bu da dediler işte faşist bir söylem ama önce Amerika derken de altına sıraladığı şeylerle işsizlik, ırkçılık, işte beyaz Amerikalıların ön plana çıkması. Bunun dışında dünya kadar yurt dışına yaptığımız harcamaların Amerika'nın sayesinde güvenliğini bu insanların sağladığı ve Amerika'nın tamamen diğer ülkeler için çalıştığı gibi ifadelerle popülizmi ön plana çıkarak da elit kesimlere saldırarak da şu ana kadar dediğini yaptı. Yani Amerikan kamuoyunda şu ana kadar gelen başkanlar içinde ki Obama'dan sonra ciddi bir memnuniyetsizlik vardı dış politika konusunda. Dış politikayı ben Trump'ın hareketlendirdiğini görüyorum. Peki ne zaman hareketlendirdi? İşte ilk kez Suriye'nin kimyasal silah kullandığı konusunda oraya gönderdi 60'a yakın Tomahawk'la. Dediler ki evet Trump artık klasik bir Amerikan emperyalist politikasına dönüşe başladı dediler. O tarihten sonra yaptıklarında esasında Amerika'nın normal politikasıyla tutarlılık gösteriyor. Şu an Amerika'da olan konuları da esasında Amerikan istihbarat servislerinin, bunu hepimiz biliyoruz. Hatta Nixon da bunlara bizim gizli mücevherlerimiz her tarafa saçılıyor diyor. Yani istihbaratta öyle bir istihbarat var ki dışarıdaki istihbarat Amerikalılar da ikinci döneme düşmüş durumda ve kendi adaylarını ve her türlü faaliyetini izliyorlar. Yani Trump'ın burada, Trump'ı ben tutmuyorum ama şimdi adam iş adamı iken de Rusya'da yaptığı daha aday bile değilken bütün görüşmeleri o işte damadın Kushner'in yaptığı iş görüşmeleri dahil hepsi kamera kayıt altına alınmış. Dolayısıyla Amerikan istihbaratının burada insan hakları özgürlük gibi kavramlar söyleniyor ama ne kadar vahşi bir şekilde çalıştığını da görüyoruz. Ve diğer taraftan da bu Wikileaks'e Clinton'un maillerinin sızdırılığı konusunda da Assange'in sözleri var. Hayır onlar değil Clinton'un içinde ekibinden birileri sızdırdı diyor. Buna ilişkin yapılan çalışmalar da var. Bunlarda da diyor ki hayır diyor bu sızdırmalar hep hepsi belli. Bu kampanya grubunun içinden bunlar sızdırıldı. Kesinlikle bunu istihbarat servisleri vermediği şeklinde ifade ediyor. Dolayısıyla bütün bunlar varken ve arkasından da 7 milyon dolar gibi çok sayıda Yahudi iş adamının desteğiyle alan ve bu sayede Kudüs'ü başkent yapan, şu an orada 10 bine yakın İsrail'in konut yapmasını destekleyen, Filistin'e vereceği 200 milyon dolarlık yardımı kaldırdığını ifade eden ve bu kadar evangelist ve Yahudilerin desteğinde olan bir kişinin ve arkasından da gerçekten iç politikada verdiği işsizliği azaltma, Meksika'ya duvara örme, her ne kadar tepki bile toplasa önce Amerika sözcüğünün altını bence dolduruyor eleştirilse bile. İkincisi de ulusal güvenlik stratejisini, bunu her zaman söylüyorum, içine bakın, içinde ne söylediyse bütün maddeleri yapıyor. Dolayısıyla adam söylemlerinde tutarsız olabilir, evet ama sonuçta önce Amerika ve ulusal güvenlik stratejisiyle ülkesini ön plana çıkarıyor. Peki tam buradan hocam, tamam ABD kar etmek istiyor. Tabii. Hani saldırgan ekonomik ve siyasal tabii, politikaları çerçevesinde. Tam işte oraya geliyordum. Yönlendiren Amerikalı uluslararası iş yapan şirketler zaten yani evet. Tamam, peki bu dün de böyleydi, bugün de böyle, bu yeni bir şey değil. Şimdi... ABD'nin bu saldırgan politikalarla daha fazla kar etmeye devam etmesi mümkün mü? Şuradan soruyorum bunu, şundan daha doğrusu soruyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyaya ABD bir şey vaat etmişti. Bir ABD rüyası ve bunun alıcısı çoktu. Yani dünyanın 1/3 ya da 2/5 aldı bunu. Bir doğu perde ülkeleri hariç. Herkes bunu aldı. Ama bugün bütün bu vaat ettiği her şeyi tarumar ediyor. Kendisi kendi eliyle yıkılıyor. Şimdi öte yandan da şurası bir gerçek ama ABD'nin karşısına küresel hiçbir aktör tek başına çıkamıyor ya da çıkmıyor.
Şimdi muhtemelen de zaten ABD bunun farkında ve diyor ki nasılsa bunlar bir araya gelemez. Ama bu sanrılarını galiba tam da bugünlerde bir gözden geçirmesi gerekiyor. Bunlar bir araya gelmez diyor ama hatırlayın Birleşmiş Milletler'in Kudüs kararının da böyle olacağını beklemiyorlardı. Evet. Mesela Türkiye'ye yönelik yaptırımların da bu kadar tepki alacağını beklemiyorlardı. Hatta İran'a yönelik yaptırımlara da itirazlar var. Şimdi bütün buradan baktığımızda dünyada ABD'ye rağmen yeni bir eksen mi kuruluyor? Örneğin Hazar mutabakatı. Mesela Türkiye açısından bakarsak, evet. Türkiye açısından bir alternatif olabilir mi? Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani Hazar mutabakatı tabii yani 20 yıllık bir çalışmanın ürünü. Hazar'a kıyıdaş olan devletlerin Hazar'ın su üstü ve su dibi kıyıdaki zenginliklerini paylaşıma yönelik getirdikleri bir çalışma. Yani ben Azerbaycan'da bulunduğum... Ben şundan sordum, evet. Çok özür dileyerek. Biliyorsunuz İran Savunma Bakanı Türkiye'yi de içine katarak biz komşularımızla son derece iyi ilişkiler içindeyiz. Minvalinden böyle son derece ılımlı, bugüne kadar söylemediği şekilde ılımlı yaklaştı. Hatta savaş uçağını beraber yapalım. Yeni yaptıkları Tilan. Kevser isimli savaş uçağını birlikte yapalım dedi. Yani evet, o da bayağı 1400'ü bizim doğum tarihimizdeki bir uçak. Evet, evet. Eski bir uçak. Yani 1400 kilometre saatte uçan ama bu da iyi bir niyet ifadesi. Ne demiş? Nazar etme ne olur? Çalış, evet, senin, çalış de senin de olur. İran'da bize baktı. Nazar, evet, etmesin. Onlar da çalışsınlar. Güzelleri ama bizden çok özür dilerim. Buradan kontrol devam edeceğiz ama bir başka nedeni vardı dedi hocam. Ne hepimizin gibi bildiği bir şey. Şöyle bu yani Hazar mutabakatı herkes için farklı bir şey ifade ediyordu. Rusya'nınki ayrı. İran için en önemlisi, aynen, sıkışıklık, yani yaptırım içerisinde olması ve oradan bir mesaj veriyordu. Dedi ki benim dedi ilişkilerimi farklılaştırıp çeşitlendirmem mümkün. O bağlamda Türkiye'ye sıcak mesajlar iletmesi anlamlı. Bir diğeri ise dediğim gibi bölgesel işbirliğinin altını çizdi. Yani hani Amerika'ya, önce Amerika'ya rağmen başka alanlar ve bölgelerde işbirlikleri yapılabilir. Ama esas olan İran'ın sıkışmışlığıydı. Daha da enteresan, 20 sene süren bu çatışma, yani çatışma diyeyim demeyeyim, yanlış ifade ettim. Hazar deniz mi, işte göl mü, evet, statüsünün tartışılması, meselesinin anlaşılmasının şu an itibariyle olmasına bir soru işaretiyle bakmak lazım. O da İran'ın hatta bu konuda Rusya'ya öncesinde 90'lı yıllarda biliyorsunuz eşit bölünmesi söz konusuydu İran ve Rusya ile arasında. Ama işte 91'de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu bölünme meselesi de farklı ülkelerde ortaya çıktı ve bu bir tartışma konusu oldu. Evet. Şimdi burada bu konu biraz muallak da bırakıldı. Yani hani deniz alanlarının net olarak nasıl paylaşılacağı vesaire ve bu konuda birazcık geri adım atmış durumda İran. O da şu anda yaşadığı sıkışıklık, evet, nedeniyle. Böyle bir parantez açmaktır. Şimdi yani Hazar konusunda tabii bu 5 devletin yaptığı anlaşma esasında Türkiye'nin hepsinde iyi ilişkiler olduğu ülkeler. Dolayısıyla elbette ve sonuçta bu da doğalgaz ve petrol, tabii, olduğuna göre ciddi bir rezerv. Bu mutlaka sıcak denizlere nereden gidecektir veya Avrupa'ya öncelikle? Türkiye üzerinden gidecektir. Ya Karadeniz'den, ya Rusya üzerinden, ya Türkiye üzerinden. ABD'nin de orada biliyorsunuz çok tabii büyük hani beklentileri vardı ama. Tabii Rusya'nın hani buna izin vermesi çok tabii önemli. Tabii. Yani Türkiye eskiden biliyorsunuz Türkiye üzerinden geçecek hatlara karşı çıkıyordu. Yani bu Trans Hazar galiba bu Türkmenistan gazının ulaştırılması. Bir de bu etrafındaki yani bu anlaşmayı imzalayan, evet, ülkelerin hepsinin Amerika ile biliyorsunuz Kazakistan'da Manas üssü vardı, evet, ve oradan Amerikalılar geri çekilmek zorunda kaldı. Onu reddetmişiz ya, düşünebiliyor musunuz, evet, hocam, evet, ya? Rusya ile ilişki var, İran var, evet, Azerbaycan, evet, Türkiye ilişkileri, evet, Rusya ile olan bağlantıları var. Dolayısıyla bu devletlerin her birinde esasında Amerika Birleşik Devletleri'yle doğrudan doğruya bir takım sorunları olan ülkeler, tabii, ve Rusya'ya olan yakınlıkları olan ülkeler. İşte orada ortak mesaj aslında bölgesel işbirliği fikri ve kime karşı? Tabii ki Trump Amerika'sı ve orada uluslararası ilişkiler bağlamında işte güçlenen hegemonyasını saldırgan bir biçimde icra eden Amerika'nın bir dengelenmesi, evet, meselesi. Yani değişik aslında boyutlarda olabilir. İlla hard bunu balancing, tabii, olması gerekmiyor. Yani askeri gücünüz belki yetmeyebilir ama bunu siz belirli uluslararası kurumlar, anlaşmalar çerçevesinde yumuşak dengeleme dediğimiz soft balancing olarak yapabilirsiniz, evet, mesela. Ben burada tabii Çin mesela Amerika bile şu anda Amerikalı stratejilere göre tam ekonomik güç olarak nitelendirilmiyor.
Yani diyorlar kendi makalelerinde ve yandan yarım ekonomik güç olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla Çin'in elbette o seviyeye kısa sürede gelmesi mümkün değil. Hala bölgesel güç olarak nitelendiriliyor ama ekonomik anlamda ciddi atılımları var. Bu Asya, yani Dünya Bankası'na karşı, IMF'e karşı Asya Bankası'nı oluşturması gibi. Özellikle Afrika'ya kredileri buradan vermesi ve aynı şekilde değişik ülkelere liman yapma. Örneğin niye şu anda bizim Arakan'daki Müslümanlara karşı olan hareketlerin arttığını görüyoruz. Çin'in burada bu bölgede liman inşa etme, özellikle denize inme konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle burada hiç yoktan bir örgüt kuruluyor ve Müslümanlara karşı katliam söz konusu oluyor. Dolayısıyla Çin de bunu bölgesel olarak yerine getiriyor. Dün El Salvador'un bir açıklaması oldu. Evet, yani El Salvador Çin'in yanında yer aldı birdenbire. Çok yani enteresan bir şey vurgulamakta fayda var. Müsaade ederseniz onu da belirteyim. Bu tabii Çin'in Sincan Uygur bölgesindeki nüfusa karşı yürüttüğü politikalar ortada. Evet. Yani ben bunları 1980'li yıllarda Amerika'da ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde Komünist Çin'le ilişki kuran üniversite Virginia Teknik Üniversitesi'ydi ve o dönemlerde biz ilk Çinliler geldi. Bunlardan birkaçını da bizim yanımıza verdiler. Bunlar öğrenci gibi davranan aslında Çinli profesörlerdi. Evet. Ve biz burada o zamanlar çok burada gündeme getirdik vesaire, çok şeyler oldu. Fakat şunu söyleyeyim, yani aradan zaman geçtikten sonra da şu ortaya çıkıyor. Ne zaman böyle bir sıkışıklık olsa, yani Çin bir şey yapmaya kalksa, hemen bu Sincan'la ilgili haberler acayip artıyor, dikkat edin. Son dönemlerde de bu çok arttı. Tabii siz kurmay gözüyle bunları takip ediyorsunuz. Bizler de görmeye çalışıyoruz. Bir şey vurgulamak istiyorum. Tabii Çin'in de yeni hegemonik güç olma yolunda bir takım sıkıntıları var. Ben ekonomik açıdan iki noktayı vurgulayacağım. Birincisi, Çin'de orta sınıf, esas biliyorsunuz, sürdürülebilir kalkınmanın motoru orta sınıftır dünyanın her yerinde. Çünkü Çin doğru bir teşhis koydu. Dedi ki arkadaş, biz 9,5-10 bürüyemeyiz. Böyle sonra bakır fiyatını bize çakarlar, bilmem neyi bize verirler, çevreyi berbat ederiz. Biz 6,5-7 sürdürülebilir büyüyeceğiz. Tamam, bu da orta sınıf. Orta sınıfı güçlendireceğiz. 18. Komünist Parti, 17. Deva, 19. da yapıldı. Tamam, gayet güzel. Başkan Xi'ye verdiler vesaire. Şimdi haber. Son dönemde Çin'de 400 milyonluk orta sınıf sıkıntı içine girdi. Tüketim düşüyor. Evet. Yeni gelen haberler. Dolayısıyla bundan sonra önümüzdeki 3 ila 5 yıl içerisinde lüks tüketim markaları bile projeksiyonlarını değiştirecekler. Zaten büyüme hızını zaten aşağı azalttı. Tabii. Artı Çin'de şu anda, tabii Çin'in daha demokrasi yolunda alması gereken şeyler, 10 binlerce kişiden bahsediyorum. Bu internet vasıtasıyla bazı yatırım programlarına, bu zincir, saadet zincirine kaptırmışlar kendilerini. Ve bunlar battılar. Bunun üzerine mahalli idarelerin de bu işte payı olduğu ortaya çıktı. Fakat orada çözüm olmadı. Bunun üzerine Pekin'e gitmeye çalıştılar. Polis on binlerce kişiyi durdurdu, tutukladı, Pekin'e sokmadı. Toplanmıyorlar bile. Şu anda içerisi kaynıyor. Yani dolayısıyla Çin'de de çok büyük şeyler var, sıkıntılar var. Çin de bunları yaşayacak, görecek. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de biraz evvel vurgu yaptı sevgili Bildur. Yani netice itibariyle uluslararası şirketler Trump'ı destekliyorlar ama Trump'a bazen kulağını da çekiyorlar. Şöyle ki biliyorsunuz, güçlü dolardan daha evvel bahsetmiyordu. Şimdi sıradan sokaktaki Amerikalı'ya sorsanız o Trump'ın şeyine, diyor ki dolar güçlü olacak, dolar güçlü olacak diyor. Fakat bu başkalarının işine gelmiyor. Onun için en sonunda dikkat ederseniz gene Amerika'dayken Amerikan Ticaret Odası'nın şeyleri dediler ki Başkan Trump'ı hatırlatıyoruz sürekli. Neyi hatırlatıyorsun kardeşim? Dolar bu kadar güçlü olmasın. Satamıyoruz o zaman. Satamıyoruz. Dikkat edin, ikide bir Fed başkanını ilk defa, bir Amerikan Cumhurbaşkanları Fed konusunda konuşmazlar. Çünkü sermayenin karşısına almak istemez. Fed konusunda ilk defa şey yaptı. Dedi ki ya güçlü dolar bu kadar istemiyoruz, faizleri arttırmayın dedi. İnadına da Jackson Hole'da, biz bayram tatilinde Jackson Hole oldu. Orada gene Türkiye için kötü haber. Eylül'de geliyor. Sene sonundan evvel bir tane daha faiz arttırımı. Biraz sonra herhalde konuşacağız. Ekonomik programda şimdi onlara hocam, bakılması lazım. Her zamanki gibi benim sürem yine yetmeyecek. Yetmeyecek, peki. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Öyle güzel bir noktaya getirdiniz. Birazcık böyle bir 4-5 dakikada olsa biraz ekonomi konuşalım. Şimdi Marka Resea'nın geçtiğimiz günlerde Akşam Gazetesi'nde böyle küresel haraç sistemi başlığı altında
Nefis bir yazısı vardı gerçekten. Şöyle diyor. ABD bu fiktif gücünü ülkelerde mali operasyonlar içinde kullanıyor demiş. Tüm bu işaretler de dolarizasyon çağının başladığını gösteriyor. Dünya korunma karşılığında büyük bir güce haraç ediyor diye de bitirmiş bu paragrafını. İsteyenler hakikaten Akşam Gazetesi'nin girip Markar Esayan'ın yazısını okuyabilir. Aslında şunu sormak istiyorum. Dünya finans sisteminde bir değişim mümkün mü? Biliyorsunuz Alman Merkez Bankası Başkanı ticaret savaşları konusunda uyardı. Siyasi riskler artıyor. Özellikle de uluslararası ticaret çatışmalarının riski dedi. Bir de şu devletsiz sanal para meselesi var. Ticarette bu kullanılabilir mi? Ve Türkiye'nin önünde bir gündem var biliyorsunuz. Oraya da bağlayın ne olur. Peki tamam. Şimdi, ekonomik gündem tabii, yani kastım. Şimdi enteresan bir nokta, hemen şuradan başlayalım. OECD'nin son bir çalışmasına göre bu ticaret savaşlarının yakın gelecekte bir sene içerisinde dünya ticaretini %14,5 civarında menfi etkileyeceği, küçüleceği gösteriliyor. Birkaç başka çalışmadan bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi dünyanın ekonomi iklimi çalışması. Burada da ekonomi ikliminin bozulduğu ve dünya ticaretinde bir gerileme olabileceği, beklenti endekslerinde görece bozulmalar olduğu söyleniyor. Baltık Taşıma Endeksi vardır meşhur. Orada baktığımızda da gene benzer unsurları görüyoruz. Çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsunuz biz bayram tatilindeyken birkaç gün içerisinde Çin ile Amerika karşılıklı yeni hamleler yaptılar. Bu konuda tek bizar durumda olan Türkiye değil, şikayetçi durumda olan Türkiye değil. Fakat tabii burada mantıklar şey, uluslararası ticarette, diplomaside, askerlikte modern dünyada, medeni dünyada mütekabiliyet vardır. Protokol, görgü de bunu gerektirir. Mütekabiliyet. Şimdi Trump bunu berbat ediyor. Tek kelimenin tek anlamıyla. Mütekabiliyeti ortadan kaldırmaya çalışıyor. Evet, yeni bir sistem anlaşılıyor ki şunu yapmaya çalışıyor. Gayet açık. Aslında siz çok güzel formüle ettiniz sevgili Bülür. Adam baştan da söylüyor. Diyor ki arkadaş biz diyor şu anda tam hegemon değiliz ama bir numarayız diyor. Evet. Tek başına kimse bizle başa çıkamaz diyor. Fakat bunlar diyor Dünya ABD Ticaret Örgütü. ABD bunu istiyorlar. Zaten. Dünya Ticaret Örgütü diyor. Birleşmiş Milletler falan filan gibi örgütler bir araya gelmişler. Bunlar yetmedi diyor. Asya Pasifik Ticaret Anlaşması, Avrupa Birliği gibi bir takım böyle işte başında siyatikli mi, şarapça mı neyse bir adamın olduğu bir şeyler falan. Bunlar da diyor bizi diyor sömürüyorlar diyor. Bizi diyor hakkımızı yiyorlar diyor. Bunlar da insanlar inanıyorlar. Ve söylüyor işte hocam, bizde küresel pazarlar gelişmekte olan, mesela Çin dedik hani biraz şey diyoruz ama galiba gelişmekte olan ülkeleri geliştirdi. Artık tek başına değil Amerika, belki bunu istemiyor bu hafta. Aynen yani. Öyle. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu ve kendi modellendirdiği unsurun sürdürülemez olduğunu görüyor. Kendi aleyhine istediğini bravo, kendi düşünüyor. Şeyiyle, kendi şeyiyle ve David diyor ki bu modeli tamamen kaldıracak alternatif bir şey yok. Ne o ufuk var, kusura bakmayın. Ne o kapasite var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Churchill faktörünü unutmayın. İkinci Dünya Savaşı'na girmeselerdi ne olurdu bilmiyoruz. Tabii. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü aslında en büyük zaafıdır. Evet. Ve ekonomide de göreceksiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik sıkıntıları bu çok iyilikten kaynaklanacak. Şu anda en iyi zamanında, bundan sonra iyiye de gidemez, peki, geriye gidecek. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Aslında çok tabii güzel şeyler daha biriktirmiştim böyle konuşacağımız ama yine sürem yetmedi. Sevgili dostlar, gelecek hafta buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.